Efendim Survivor Extra'ya hoş geldiniz. Görüntüleri hep birlikte izledik. Murat abicim buyursunlar. Şimdi öncelikle üçlüden başlayayım. Kim bu üçlü? Nefise, Nagihan ve Mustafa Kemal üçlüsü. Şimdi Nefise, Nagihan ve Mustafa Kemal. Önce sizle başlayalım. Bir kere orası sizin babanızın çiftliği değil. Orası Survivor ve orada kurallara uyacaksınız. Orada ne yap ne yapacaksınız derse onu yapacaksınız. Yapmayacaksanız da evinize döneceksiniz. Şimdi baktığın zaman bu üçlü. Orası babanızın çiftliği değil. Niye dedim? Çünkü siz orada herkese posta koyuyorsunuz. Biz oynamayız diyorsunuz. Şunu yaparız bunu yaparız diyorsunuz. Öyle bir hakkınız yok. Öyle de bir haddiniz yok. Onun için bu üçlüyü bir kere kınıyorum. Neden kınıyorum dersen Survivor'ın altına bomba koymak amacındalar. Ve bombayı size koydurmazlar. O işler o kadar kolay değil. Siz orada Survivor'ı protesto mu ediyorsunuz? Kimi protesto ediyorsunuz belli değil. Bu yüzden de siz o imkanı kimse vermez. Siz oturacaksınız oturduğunuz yerde ya oynayacaksınız ya oynayacaksınız. Oynamazsanız da cezanızı çekersiniz İstanbul'a dönersiniz. Şimdi bu üçüden başladık ve gelelim Aleyna Kalaycıoğlu'na. Şimdi Aleyna Kalaycıoğlu ister Aleyna Kalaycıoğlu olsun ister Ali olsun ister Veli olsun ister Hüseyin olsun ister Ayşe olsun. Benim için fark etmiyor. Ben Survivor'da yapılan şeyleri zaten biz hep burada konuşuyoruz. Survivor'da neler yapılıyor? Survivor'da birbirlerine hakaret edilebiliyor. Birbirine bip yapılabiliyor. Birbirine ithamda bulunabiliyor. Birbirinden kavga edebiliyor filan falan. Ben bunlara bakmıyorum. Benim baktığım görmüş olduğum şey. En son ben ne gördüysem onu konuşuyorum abi. Aleyna Kalaycıoğlu'na Nagihan'ın yapmış olduğu bir hareket var. Bir kere sen Böyle bir hareket yapamazsın Nagiyan. Survivor'da da böyle bir harekete kimse izin vermiyor ve vermeyecektir de. Şimdi sen eğer gider orada kadına öyle itersen kadını ve kadını da bu duruma düşürürsen bunun bir cezası olması gerekiyor. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Burada Nagiyan'ın yapmış olduğu hareket Survivor'a aykırı bir harekettir. Bunu da Nagiyan bilsin. <laughs> Ve Aleyna Kalaycıoğlu'na geliyorum. Şimdi Aleyna Kalaycıoğlu'nu hep vurmaya çalışıyorlar. Neden vurmaya çalışıyorlar? Benim dikkatimi çekiyor. Hep aynı yerden vurmaya çalışıyorlar. Ne varsa ben anlamadım. Mesela Nagihan diyor ki senin, senin neler yaptığını anlatırım. Kızı tehdit ediyor. Senin neler yaptığını anlatırım ne demek ya? Senin neler... Bir de kıza sürekli bir aynı ima var. O da beni çok rahatsız ediyor. Bu erkeklerle hep bilmem ne içbirliği içine giriyorsun. Bu erkeklere hep yanaşıyorsun. Bu erkeklere bilmem ne. Kardeşim Orada herkes yarışmacı. O zaman oraya sadece kadınları yollarlardı. Erkekler yarışmazdı. Orada sadece kadınlar yarışırdı. Olur mu öyle şey? Orada da o erkekler de onların arkadaşı onun. Erkekler de orada yarışıyorsa, yan yana yatıyorlarsa, uzak yatıyorlarsa nasıl yatıyorlar bilmiyorum. Orada bir arkadaşlık var. Orada bir yarışma var. Orada erkek kadın diye bir şey yok. Orada herkes birbirine arkadaş da olabilir, dost da olabilir. Bir erkek, bir sinir, şey, e, Hanzade arkadaş değil miyiz abi? Abi kardeşiz. Burada her gün yayın yapıyoruz. Burada her gün birbirimize dert konuşuyoruz. Yani niye Hanzade rahatsız mı oluyor benim onunla beraber dert aynı ekipte olmamdan, aynı arkadaş olmamdan? Bu kızın erkeklerle bu arkadaşlığından bunlar niye rahatsız oluyorlar? Hep aynı şey bak, hep dikkatimi çekiyor. Hep aynı şey. Erkeklerle çok yaklaşıyorsun. Erkeklerle. Bırakın kardeşim erkekleri erkekleri. Siz kendi içinize bakın. Kız da orada bir şekilde yarışıyordur. Erkeklerle de konuşabilir. Erkek de arkadaşı olabilir. Erkek de dostu olabilir. Bunda bana göre hiçbir problem yok. Onun için kızı hep aynı yerden vurmaya çalışmayın. Şimdi gelelim Nagian'a. Şimdi Nagian. Bak kardeşim. Nagian. Orası bir kere Survivor. Ve sen Survivor'a gitmek için her sene uğraşıyorsun. Yani Survivor'sız bir yaşam senin için yok. Sen seviyorsun Survivor'ı. Survivor'a da her zaman gitmek istiyorsun. Ve sana da açık ve net konuşayım kardeşim. Survivor olmazsa sen de yoksun. Survivor olmazsa Murat Özer'e de yok. Survivor olmazsa Furkan da yok, Anzal da yok, İhsan da yok. Oradaki yarışmacılar da yok. Survivor'la biz yaşıyoruz. Survivor'da herkesin ekmek parası. Ve bir patron var orada. O patrona da saygı duymamız lazım. Hepimiz nasıl duyuyorsak sen de duyacaksın. Ve sen Survivor'sız olmayacağını biliyorsun. Hala orada posta koyup dayılanıyorsun. Dayılanmayacaksın kardeşim. Sonra dayılanıyorsun sonra ne yapıyorsun? Dayılandıktan sonra. ha dayılansan ve dayılanmanı da devam ettirsen gam yemeyeceğim. Sonra dayılanıp 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 orada geliyorsun ağlıyorsun. Çünkü neden ağlıyorsun biliyor musun? Sen de biliyorsun ki Survivor'dan ayrıldığın zaman sen biteceksin. Survivorsız kimse olamaz. Siz olamazsınız. Bu yüzden de devamlı yapıp 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 ondan sonra ağlama rollerine girip özür dileme rollerine girerseniz kendinizi küçük düşürüyorsunuz. O zaman hiç dayılanmayacaksın. Çünkü biliyorsun ki tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır. Onun için de madem dayılanıyorsan dayılanmanı devam da ettireceksin. Bak mesela şey neydi sözün adı bizim Mustafa Kemal. Mustafa Kemal dediğinde gitti. Ne olacağını bilmiyorum. Mustafa Kemal ama yaptı 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 yaptı. Cezasını da çekecek belki de dönecek İstanbul'a. Onu bilmiyoruz. Ama o çocuk yaptığında dedi ki ben yaptım hatamdır gidersem de giderim dedi. Gelip de ağlamadı. Anladın mı? Ama siz yapıp 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 gelip ağlıyorsunuz. Çünkü neden biliyor musun? Survivor'ı sesi bittiği an siz yoksunuz. Siz Survivor'sız birer hiçsiniz. Bunu bilin. Onun için de Patron öyle dayılanmayın. Ben oynamıyorum, oynamam, onu yapmam, bunu yapmam demeyeceksiniz. Oturacaksınız oturduğunuz yere. Ne diyor Acun Ilıcalı? Şimdi oraya gelelim. Olmadı sinirine yenik düştün. Dayanamıyorsun. Hiç kendini bağırmadan otur oturduğun yerde falan diyor. Acun Ilıcalı diyor ki aramızda diyor işte hiç tadını kaçırmadan bir birliklerimiz vardı. Bu laflar da ilginç ilk başta söylediği. Tadını kaçırmadan bu işi bitirelim diyor Acun. Onu söylüyor. Tadını kaçırmadan bu işi bitirelim. Sonra diyor ki... Tanıtımla ilgilisiz. Evet. Hayır hayır işte şimdi izlediğimiz VTR'ye. Şimdi izlediğimiz VTR'de söylüyor ya. Bu, yok bu VTR'de değil tanıtımda söylüyor abi onları. Hayır hayır. Bu, bu Bunda da söylüyor. Bugün yayınlanacak tanıtımda söylüyor. Hayır ya neyse yani demin ben izlediğimiz de, VTR olsun, değil mi ama, abi? Ha, neyse ne zaman işte bir gün söylüyor ya. De, tamam tamam olsun, olsun olsun. Buyurun siz devam sonra, sizi kesmeyin. Ne bekliyordun diyor her dakika sen olay çıkaracaktın ben de tamam mı diyecektim diyor. Yani... Diyor ki sen Nagihan sazı eline aldın, her dakika sen olay çıkaracaksın, çıkaracaksın ben de sana tamam mı diyeceğim diyor. Acun Ucal'ı bunları söylüyor. Şimdi Nagihan da bunları hak etmiştir. Sonra Nagihan ne yapıyor? Ağlıyor. Azar'ı işitiyor, oturuyor yerine. E sen Azar'ı işitip oturacaksan yerine, ağlayacaksan bunları niye yapıyorsun? Bilmiyor musun başına geleceği? Senin Survivors'ız yaşayamayacağını bilmiyor musun? Biliyorsun Survivors'ız da çok fazla olmayacağını da biliyorsun. On içinde niye bunları yapıyorsun? Yapma kardeşim. Giderken de ben sana bir şey söyleyeyim. Ben giderken Gıdakyanı gördüm. Benim tanıdığım Nagiyan o şekilde gitmez. Yani ben sanki Nagiyan giderken öyle bir çok önemli bir diskalifiye olmayacağını düşünüyorum. Şahsi fikrimi söyleyeyim sana. Yani o gidişi Nagiyan diskalifiye olsa oradan öyle gitmez diye düşünüyorum. Yine Acun Ilıcalı büyüğünü göstermiş diye düşünüyorum. Yine affetmiş diye düşünüyorum. Ama Affetmenin de bir sınırı vardır diye düşünüyorum. Ne olacağını da merakla bekliyorum. Buyursunlar. Evet Furkan'cığım sözüme şöyle başlayayım. Keşke Nagihan ve ne yazık ki çetesi diyeceğim. Çünkü öyle gözüktüler. Dün akşam e, konuyu buralara bu üsluplarla, e, bu şekillerde bu davalarla getirmeseydiler e, ve biz de bugün burada acaba Nagihan mı haklı, Aleyna mı haklı diye gerçekten e, eğri oturup doğru konuşabilseydik. Çünkü aslında Nagihan'ın Söylemek istediği bir takım şeyler ve iddiaları Alena'nın da daha e, gerçekçi ve dobra cevap verebileceği şekilde ilerleyebilirdi ve biz de burada belki ben bugün Nagiyan'ın haklı olduğu konulardan bahsedebilirdim. Ama ne yazık ki bana öyle bir fırsat tanımadılar. Dün akşam e, şöyle bir şey izledim. Nagiyan'ı aslında onu desteklemeye çalışan yancıları gibi duran yancı kelimesini hiç sevmiyorum ama gerçekten yancısı gibi duran bir takım insanlar. Hem kendilerini dibe çekerken Nagihan'ı da dibin dibine çektiler. Ve Nagihan da sonra sinirlerine yenik düşüp gerçekten konuyu %100 haksız bir şekilde kapattı bence. Benim izlediğim buydu. Şimdi aslında konu ne? Nagihan'ın kendi konusu var. Sen Aleyna'ya diyor ki benim arkamdan bu takımı zehirliyorsun, bir takım insanlara bir şeyler söylüyorsun. Şimdi bak bu cümleyi sadece burada alsam ben size şu görüntüyü hatırlatırım. Aleyna'nın Yunus Emre'lerle çalılıklar arasında... Nagihan ve Turabi olmadan biz aslında çok daha iyi bir takım olmaz mıydık dediği görüntü. Hatırlıyor musunuz bunu? Hı hı, tamam. Nagihan'ın arkasından konuşulmuş mu? Konuşulmuş. Nagihan ne diyor? Yunus Emre'yi dolduruyorsun benle ilgili diyor. Aslında baktığında Nagihan burada haklı mı? Bu cümlesi doğru. Ama bir nefise oraya geliyor. Şimdi dolayısıyla Alena bunu zaten daha önce söylemişti. Kafasında vardı. Alena diyordu ki Nagihan'sız ben daha rahat, daha mutlu, daha huzurlu bir takımda olduğumu düşünüyorum. Olabilir. Bu doğru da olabilir. Dün de oyun kazandıktan sonra dedi ki bakın daha motiveyim. İşte motivasyon bir aydır olmayan aslında kendiyle çelişmiyor. Gerçekten de takım arkadaşlarına nagen yokken söylediği şeyi orada takımına da söylüyor. Yine kendiyle paralel bir cümle. Şimdi sen daha dün bir bugün iki takımı o an gelen nefise olarak bu konuyu duymuş ya da duymamış ol. Dora'dan duymuş tamam mı? Ama ben ben Dora'yı çok iyi tanıyorum. Dora olanı anlatır. Dobradır ve kaçamak cevaplar vermez. Anlatmıştır da bu arada. Sever de anlatsın. Yani bak bunlar bunlar bunu dedi diye. Ama kesinlikle Dora kendi söylediği gibi anlatmıştır. Demiştir ki Aleyna böyle böyle daha motive çıktığını söyledi bugün oyuna. Tabii ki senden bahsetmiyordur. Nefise çünkü Dora çok da zeki de bir adam. Ee, sen zaten daha takıma yeni geldin. Aleyna'nın motivasyonunu düşürebilecek bir karakter değilsin ki Nefise. Zaten dört gündür beraber oyuna çıkıyorsunuz. Aleyna'nın da performansı gayet de yüksek bu arada son 3-4 oyundur. Sayılarını da almış yani böyle günlerdir sayı alamıyor ve bugün sayı almış bir kadın değil. Dolayısıyla Dora bunu Nagihan'la alakalı Aleyna'nın böyle bir düşüncesi oldu. Nefise'ye iletmiş. Tamam bu da cepte. Nefise konuyu dolu geldiği için bence şimdi onunla parantez açacağım. Bireysel algılamak istemiş. Yani dün izlerken yuh dedim Nefise hani nasıl bu kadar konuyu çarpıtıp kendini bu olaya dahil ettin ve ne kadar ne yazık ki bu kadar çirkin gözüktü bu cümlelerin ve söylediklerin. Nefise maviden geldi tamam mı? Ben Mavi'de, Begüm ve Poyraz'da çok yakın arkadaş olduğunu düşünüyorum Nefise'nin. Gördük de zaten. Bir şeyler dinlemiş Aleyna ile ilgili. Bak doğrudur, yanlıştır. Bir fikir oluşmuş kafasında Nefise'nin. Nefise oraya sıfırdan gelmedi. Sıfır, boş bir e, sayfa olarak da gelmedi. Dolu gelen Nefise, olaylarda Nagiha'nın tarafında olmak için de zaten biraz. Buna ihtiyacı var mı? Bence asla yok. Ama ne yazık ki dün çok öyle gözüktü. Konuyu bir anda kendini bir canlı bomba gibi ortaya atıp, bize nasıl böyle bir şey söyler? Nefise bir çık kenara sen bir kere orada yoksun. Bu Aleyna'yı haklı duruma düşüren ilk konu. Aleyna diyor ki yani seninle ne alakası var? Sen konunun neresindesin? Çok da haklı. İki, söyledikleri şeyler bak. Nagihan sadece beni bunlarda birilerine karşı dolduruyorsun dese yine haklı çıkabilir. Tekrar söylüyorum. Konuyu nereye getiriyorlar? Erkeklerle çok yakınsın. Murat abi güzel bir konuya değindi. Detay vermeyeceğim ama bilen biliyor. Bu söz yani bu bir kadının erkeklerle arkadaşlığının eleştirilmesinin ilk defa yaşandığı bir sezon değil. Bunu ben bizzat yaşadım kendim. Ha Aleyna neredeydi? Karşı taraftaydı. Şu an ne yazık ki kendisi aslında bir takım söylediği şeyleri yaşıyor ve ben Aleyna'yı %100 haklı buluyorum. Aleyna erkeklerle arkadaş diye bunu dert eden bir kız grubu varsa bu çekememezlik olarak duruyor. Neden çekememezlik? Bu öyle algıladığımız gibi bir kıskançlık değil. Şimdi Yunus Emre'nin takım arkadaşı Nefise'ydi Maviler'de. Ben dün akşam açık ve net söyleyebilirim ki Nefise Yunus Emre ile takım arkadaşı da olduğu için Kırmızı'da Yunus Emre'den daha bir yakınlık bekledi bence. Baktı Aleyna da çok yakın olabilir ama bunu kaldıramadı. Ve bana yani sürekli Nefise'nin dilinde sen Yunus Emre işte git onunla yakın ol, git onunla yakın ol, sen zaten onu arandan su sızmıyor gibi cümleleri Nefise'nin yaşından ve tecrübesizliğinden de kaynaklı Aleyna'ya karşı bir çekememezlik oluştuğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla ee, oyunu bırakmalarda mesela ona gelecek miyiz sonra şu an mı kısaca üstünden geçeyim yok oyunu bırakmalara geleceğiz Geleceğiz. Okay. yani özetle söylemek istediğim şey bir insan haklı olabilitesi varsa haklıysa demiyorum nasıl kendini haksız duruma düşürüp bu kadar e, bir insanın üstüne alakalı alakasız insanlarla giderek karşı tarafa haklı yapar dün bunun bir tablosunu izledik Aleyna'ya sadece şurada hak vermiyorum ama sonrasında Nagihan bir kez daha kendini daha haksıza çekti Çıkar mısın şuradan dememeliydi bence. Sonuçta Nagihan'ın Yunus Emre'yle konuşma hakkı var. Orada Aleyna orada oturuyor diye Nagihan'ın oradan çekilmesi gerekmiyor olabilir. Çok yakınında olduğu için rahatsız olmuş olabilir. Aleyna biraz daha sağa, sağa kayabilirdi mesela. Misal olarak bana gerçekten Aleyna'nın haksız olduğu, somutta haksız olduğu altını çizeyim. Tek sahne oydu. Çıkar mısın şuradan dediğinde Nagihan ne yaptı? Kızın üzerine fiziksel darbeyle girerek Aleyna'nın o haksızlığını bize yine unutturdu. Alena tertemiz bir sayfaya geçti ve yani Nagihan zaten artık sonun sonuna gelip kendini işte bu akşam izlediğimiz tanıtımdaki konumlara düşürdü. O kadar uyarının üstüne. Ee, na, ne, Nagihan tecrübeli bir yarışmacı olduğu için yakıştıramadım. Nefise şaşırdım ama olabilir tecrübesizlik örneğiydi. Mustafa Kemal bir gaz bombası örneğiydi. Gaza gelmek nedir onu gösterdi. Ama Nagihan yakışmadı sana. Buyurun İhsan Bey. Ee, evet. Aslında notlar da aldım Murat abinin ve Hanzan'ın söyledikleriyle ilgili de ama şimdi çok karışık, çok böyle bahsetmek istediğim konu var. Ee, şeyden başlamak istiyorum. Yani öncelikle konseyde bir adap var. Ee, orayı yöneten Acun abi sessizlik istiyor, saygı istiyor. Çünkü tamam kavga edersin, tartışırsın olur ama konsey gelince biter. Bu böyledir, yıllardır da böyledir. Arkadaşlar bir kere o uyumu sağlayamadılar bu konsey. Geçen de sağlayamadılar zaten. Artık gitgide sağlayamıyorlar. Neden? Çünkü SMS'siz bir Survivor. Neden? Çünkü hepsi All Star. Neden? Çünkü hepsi Ego Star aslında. Hepsinin egoları tavan. Ee, hepsinde böyle bir arşı çıkmış şeyler var, egolar var. Maalesef arkadaşları tanıyamıyorum yani oradaki arkadaşları. Şimdi yaptıkları hareketlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Murat abi dedi ki, babasının çiftliğinde sanıyor bazıları dedi. Furkan, babasının çiftliğinde bile yapamayacağı hareketler yapıyorlar. Bir insan düşün babasının çiftliğinde birine şiddet uygulayamaz. Birine seni yolarım, şöyle yaparım, böyle yaparım diyemez. Gidersin bir hukuk devletindeysen. Dersin ki, "Kardeşim babasının çiftliğinde bana bunu 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 dedi. Bana bunu bunu yaptı. Öyle mi?" Gelir oraya polisler. Alır onun ifadesini. Hatta belki de bu işin hapse kadar yolu var. Yani babasının çiftliğinde bile yapamazlar. Murat abi güzel bir şey söyledi. Orası babasının çiftliği değil dedi. Ama ben diyorum ki babasının çiftliğinde bile yapılamayacak hareketleri arkadaşlar Survivor'da yapmaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü oraya gerçekten fazla sahiplenmişler. Çünkü hiçbir zaman başlarına bir şey gelmeyeceğini düşünüyorlar. Biz nasıl olsa dışarıda seviliyoruz. Nefis diyor ki ben nasıl olsa şampiyonum. Mustafa Kemal diyor ki ben nasıl olsa bu takıma kurtarıcı olarak geldim ve görevimi yapıyorum. Nagen diyor ki ben nasıl olsa kimle sorun yaşarsam yaşayayım benim başıma bir şey gelmiyor. Öyle dedikçe de kendilerini dünyadaki herkese karşı haklı görüyorlar. Dünyadaki herkes ama herkes haksız sadece bu arkadaşlar haklı. Mesela Nagihan'ın her kavgasında ama o öyle dedi bu böyle dedi falan. kendine de bir şeyleri hak görüyor ondan sonra. Neyi hak görüyor bugün? Bugün işte Aleyna'yı itmesini hak görüyor. Yaptıklarını söylediklerini hak görüyor. Ee, Aleyna kısmına şöyle geleceğim. Şimdi Aleyna doğrudur yanlıştır. Haklıdır haksızdır bak orasına insanlar da şimdi bana mesaj atıyor. Aa Aleyna da bilmem ne az değil filan falan. Şimdi arkadaşlar Aleyna az değildir veya çoktur. Bak, oralarına karışmam. Ama bunun cevabı bu değildir bir kere. Aleyna'nın dediğiniz gibi hakaretler edeceğiniz kadar arkadan iş çevirdiğini düşünüyorsanız, erkekleri işte ayarttığını düşünüyorsanız, size karşı doldurduğunu düşünüyorsanız ona göre cevap vereceksiniz. Cevap şekliniz bu olmamalı. Aleyna dünyanın en haksız insanı olsa bile Hanzade'nin dediği gibi şu an asla haksız değildir. Bakın Acun abi bir anket açtı akşam. Acun abinin anketinde şu var. Hemen olayın üstüne. Kimi haklı buluyorsunuz? Aleyna var Aşağıda da Nefise ile Nagihan'ın ismi var. Bak Nefise geçen senenin şampiyonu. Genç bir yarışmacı ve dolu fanı var. Nagihan turbosu bu işin. Şampiyon olamamıştır belki ama Nefise'den çok çok daha fazla fanı var. da vardır ama bu arkadaşlar kadar değil. Çünkü bu arkadaşlar hep şampiyonluk kovalayan arkadaşlar. Ve mesela Nagihan daha çok katıldı Survivor'da daha çok isim var. Şöyle bir anket olsa. Yani Survivor'da biz şunu izlesek. Aleyna'da siki. ki Acun abi süt beyazdır. Nagihan'la Nefis'e dese ki Aleyna haksız süt siyahtır. Bak süt siyahtır diyoruz deseler. Acı abi anket açsa kim haklı kim haksız diye. Zaten kafadan bir %25 yirmi beş haklı der. Bu iş böyledir. Ben bu işin içindeyim çünkü fanlar için onun ne yaptığı ne ettiği değil. Sevdiği adamı her zaman haklı görür. Çünkü der ki ama Aleyna da onu yaptı bunu yaptı falan. Yani sütün siyah olduğunu inanacak yüzde yirmi bir kitle var zaten. Dolayısıyla ben anketin sonucunu söyleyeyim sana. 67 ya da 65 civar, 63 civarı Aleyna haklı. 37 civarı da bu ikisi haklı. Yani demek 65 oluyor ki galiba, 65 evet, Demek ben de 63. Ben, ben 63 37'yi gördüm. Ben orada oy verdim. Aynı ayılar evet. Çok uzak değiliz. Ya bu demek oluyor ki aslında %90 haklı zaten demek oluyor. Yani dediğim gibi zaten gözü kapalı süte siyah diyecek bir takım kitle var zaten. Bak bunları ayrı tutuyorum. Ha ama ben süte siyah demem ama bu konuda da Nagyan haklı buluyorum diyen insanlar var. <laughs> şiddet de haklı buluyorsunuz o zaman siz. Siz orada o zaman e, konuşmayı değil ama şiddet uygulayan insanları da haklı buluyorsunuz. Bakın Aleyna kendi davasında, kendi konusunda veya Nagihan'ın anlattıkları konusunda hatalı olabilir, suçlu olabilir. Ama cevap bu olmamalı. Nefise'nin yaptıkları olmamalı. Mustafa Kemal'in e, hareketleri olmamalı. Şimdi başlayalım. Şöyle bir durum. Şimdi Aleyna ne yaptı? Aleyna dedi ki erkeklerle çok iyi geçiniyor. Erkekleri hep bir şeyler yapıyor. Yılanlık yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Erkekler bize karşı kışkırtıyor falan falan e tamam o zaman sen de Mustafa Kemal'i kışkırtıyorsun. O da bir erkek değil mi? Şimdi sen Mustafa Kemal'le iyi anlaşırken, onu yönlendirirken veya o, o seni yönlendirirken, siz aranızda iyi anlaşıyorken ve birbirinizle beraber oy kullanıyorken her neyse sen kışkırtmıyorsun, sen yılanlık yapmıyorsun, bir erkeğe karşı doldurmuyorsun. Ama bunu bir başkası yaptığı zaman yılan, işte erkeklerle iyi geçiniyor, aman fena şu bu falan derseniz abi ve de üstüne ben biliyorum bu konsey daha yayınlanmayan da bir sürü yer var. O kıza bel altı vuruyorlar. Ben Aleyna'yı savunmak istemiyorum aslında. Ben Aleyna'nın bu seneki Survivor'ını çok beğenmiyorum. Bak açık söylüyorum. Sen de beğenmiyorsunuz muhtemelen. Çünkü gerçekten oraya yönetme çabasına girmiş. Ama o değil. Sen o kıza bel altı vuramazsın. Sen o kıza imalı şeyler söyleyip üstüne bunları yapamazsın. Bu kadar da değil arkadaş. Bu kadar da değil yani. Şimdi Nefise. Ya yani Nefise 3 gün oldu geleli. 3. 3 gün olmamış olabilir biliyor musun? Bu takıma geleli 3 gün olmamış olabilir. Herhangi bir muhabbetini ben görmedim Aleyna ile ilgili. Herhangi bir durum yok. Aleyna'nın da ona karşı yok. Ve şöyle bir şey olmuş. Bu arkadaşlar keyfe kadar oyunu bırakmışlar mı? Sonra o sıra böyle Mustafa Kemal oynamıyoruz, Nagel oynamıyoruz. Tamam oynayanlar devam ediyor oyuna. E Aleyna da iyi bir rakibe karşı sayı almış. Ve demiş ki motivasyon üzerine bir konuşma yapmış. İşte motivasyonumuz geliyor olunca aa nasıl dersin onu sen? Saçını yolarım, başını yolarım. Seni şöyle yaparım. Sen kimsin? Diskalifiye olmak umurumda değil falan. Hayırdır ya nefise? Ne oldu ya ne oldu sen kimden gaz aldın? Diyorlar ya beni doldurmuyor. Hadi ya kim doldurdu seni? Sen kimin piyonusun ya? ver diye bağırıyorsun dün akşam konseyden. Yaver ver. bir de kız gittikten sonra. Sen kimin yaverisin? Nefise sen kimin yaverisin? Sen şampiyon bir kadınsın ya. Sen Survivor'a geldin açık ara şampiyon oldun değil mi geçen sene? Sen kimin yaverisin kardeşim? Ne oldu yani bizim izlemediğimiz bir yerde ne yaptı yani Aleyna sana bir şey mi yaptı sen söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorsun anlatamıyorsun dediklerinin altı boş ya Acun Ilıcalı diyor ki Nefise sen ne oldu bugün diyor. O bir şeyler anlatıyor ama diyor ki yani günün sonunda bir, yarım saat geçiyor konseyde bir daha diyor ki Nefise Acun abi. Nefise bugün ne oldu da sen böyle bir saldırdın diyor yani bir şeyler söyledin diyor. Altını dolduramıyor. Dora söyle, söyledi diyemiyor. Dora çıkıyor oradan Dora ben söyledim diyor. Yani Nefise ile ilgili kısmı zaten Nefise tamamen sınıfta kalmıştır. Bak, Nefise tamamen sınıfta kalmıştır. Nefise belki diğer taraftayken Poyraz'ın gazına gelmiş olabilir. Bilemiyorum. Çünkü Poyraz hala en iyi anlaşamıyor veya oradaki başka kadın yarışmacıdan. Buraya geldikten sonra naganın gazına gelmiştir. Aa, fark etme, sen birilerinin pi piyon olmuşsun. Maalesef Nefiseciğim kendi kararlarını verebilsen, kendin altı dolu şeyleri kızabilsen keşke. Ben Nefise'nin hareketlerini ee, yakıştıramıyorum. Bir laf var onu da söylemek istemiyorum ama yani çok avam duruyor. Yani tepkileri de çok avam duruyor. Böyle Nagihan'la ikisini yani haklıyken haksız duruma geçecek her şeyleri var. Haklılar mı onu da bilmiyorum zaten. Çünkü somut bir şeyleri yok elinde. Ne delil yani şunu diyorlar. Aleyna kışkırtıyor. Somut bazı şeyler var mı yok. E sen de yapıyorsun bunu. Survivor'da yok mu bu arkadaşım? Survivor biz bu masa haline gitsek birimizi eleyecek olsak zaten ben Murat abiye bir şey söylerim. Sen Hanza <laughs> Hanzay'da bana birbirimiz arasından bir şeyler konuşuruz. Belki de birimizi kışkırtırız ve birimizi göndeririz. Oyunun kuralı bu. Yani oyunun kuralına karşı geliyorsun sen. O bize bilmem neye karşı kışkırtıyor. E öyle olacak zaten. Bir yerlerde bir gruplaşmalar olacak. Seninle ilgili birileri bir yorumlar yapacak. Sen onunla ilgili bir yorumlar yapacaksın. Sana inanan olacak. Ona inanan olacak. İnanmayanlar olacak. Günün sonunda birileri çıkacak aday olacak. Zaten oyunun doğası bu. Sen ona mı karşı geliyorsun? Acun abin dediği gibi bu arkadaşlar hiç kimse onlarla ilgili bir şey konuşmasın. Bunlar çıksınlar, mücadelelerini yapsınlar, oyunu kazansınlar, istedikleri adamı yazsınlar. Bunlar diğerleri böyle figüran olsun. Bunlar böyle sadece başrol olsunlar. Başka bir şey istemiyor. Özellikle Nagihan bu dediğim. Nagihan böyle istiyor. Almış yanında Mustafa Kemal'le Nefise'yi de. Biz güçlüyüz kardeşim. Diğerleri çer çöp. Allah belasını versin. Diğerleri hiçbir şey olmasın. Biziz abi. Biziz, biziz, biziz. biziz. Böyle dediğiniz zaman da arkadaşlar e, maalesef haklı duruma düşmüyorsunuz. Dedi ya mesela Nagihan Yunus Emre'ye bir şey diyecekti de Aleyna orada. Hayır kardeşim. Nagihan Yunus Emre'yle şu mesafede ya. Döner arkasını istediğini söyler. Nagihan anlamacı ne biliyor musun? Nagihan anlamacı kışkırtmak. Aleyna'ya doğru böyle gelip böyle vücut teması yapmak. Yani Yunus Emre'ye bak buradan konuşabilir değil mi? Ne yapıyor Aleyna? Orada duruyor değil Bana mi? bir şey bak, Hayır bak Yunus Emre'ye gidiyor böyle yapıyor. Bak, şöyle yapıyor. Ne yapıyorsun sen ya? Mesela ne yapıyorsun böyle? Niye gidiyorsun sen kızın dibine? Yunus Emre ya buradan bir şey söylenmiyor mu? Yunus Emre gel bir şey. Zaten orada sus demiş bu arada. Gel demiş bir şey demiş. Yok. O istiyor ki temas, o istiyor ki ona aleyhine bir şey söylesin. Sonra diyor ki e bana işte bir şey dedi ben de onu fa. Ne yaptın? İttin. Ha bravo. Tebrik edecektik değil mi biz Nagihan'ı veya koruyacaktık. Valla ben anlamış değilim. E, dünkü hareketlerini de anlamış değilim. Aleyhine haklıdır, haksızdır. Şu an umurumda da değil. Net haksız olan isimler var amca. Aleyhine haklı, haksız olup olmadığını bilmiyorum. Nagihan haksızdır. Nefise haksızdır. Mustafa Kemal haksızdır. Bu kadar net. Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim? Çok önemli bir eleştirimi unuttum. Benim Yunus Emre ve Sercan'a da eleştirim var. Dün akşam sürekli bütün konseyde Yunus Emre işte Sercan sen e, bittin Yunus Emre başladı şimdi kışkırtılmaya gibi. Bütün konsey bunlarla ilgili imalarda bulunuldu. Arkadaşım bir kişi de çık yani hoş bir şey mesela İhsan'ın devamlı benim tarafından kışkırtıldığımı ima etsen sen. Sen kaç yaşında adamsın Sercan Yunus Emre. Bir elini kaldırıp yani konuştu konuşmadı onu bilemem ama yön değiştirmediğini kışkırmadığını iddia eden bir konuşma bekledim onlardan. Siz kaç yaşında insanlarsınız burada kendi aklınızla iradenizle yarışmaya gelmişsiniz. Bir kadın çıkmış diyor ki bu kadın sizi elinizde oynatıyor oynatıyor oynatıyor. Bunlardan bir aktif cevap beklerdim. Yani Yunus Emre ve Sercan'a da bu doğrultuda bir eleştirim olacak. Ya ben herhalde kendi kararlarımı kendim veririm Nagihan. Niye beni aleyna kışkırsın niye beni doldursun? Bir şey söyledi söylemedi onu bilemem ama devamı o da böyle dolduruşa gelmiş. Evet biz Aleyna yüzünden hata yaptık aslında Nagihan'a <laughs> çok haklısın gibi. Bir Nagihan'a e, gereksiz biat gördüm onlardan eleştirim var yani. Elini kaldırıp biz kaç yaşında insanız biz kendimiz karar veririz demelilerdi. Ve son evet. bir cümle bunu çok önemli yani bunu e, en başta söylemeliydim. Oradaki bütün kötü sözler bütün bipler her şeyi geçiyorum. Bütün arkasından konuşmam motivasyon yeni bulduk yasa her şey bir kenara bir insanın sürekli buna Pınar'ı da dahil edeceğim. Pınar'ın olayla ilgili çok aktif rol olduğunu düşünüyorum. Sürekli en büyük kaçak dövüşmektir. Ben şimdi anlatayım mı sen neler yaptın cümlesi bir yana. Bakın bütün kötü sözler buradadır. Bu cümle bu çok kaçak dövüşmektir. Çok altı boştur. Yani sen eğer bir şey varsa bir derdin bunu açıkça söyle. Yani sürekli bir insana bu en büyük tehdittir ya dışarı gelden daha büyük bir tehdittir. Ben şimdi sana anlatayım mı? Ben burada çıkıp desem ki sevgili izleyiciler ben şimdi İhsan'la ilgili anlatayım mı? İster misin İhsan? Ya devamlı böyle soru işareti kafada. Bunu yapmayın arkadaşlar. Hiç hoş durmuyor. Survivor ile alakalı alakasız konuları oraya getirip bir de altı boş ve kaçak dövüşerek ister misin anlatayım demeler bana hiç şık durmuyor yarışmada. Pınar'ı da çok eleştiriyorum bu doğrultuda. Buyurun. Son kez şunu söylemek istiyorum ben de herkesin yeri dolar Furkan. Herkesin senin de benim de Hazen de Murat abinin de Nagihan'ın da Nefise'nin de Tura abinin de oradaki Ogeday'ın da Poyraz'ın da. Yani bak bu isimleri sayıyorum ne biliyor musun şu anki başroller olduğu için. Herkesin yeri dolar. Survivor bakidir. TV8'deki programlar bakidir veya başka yarışmalarda da aynı şekilde tamam hiç önemli değil. Oradan başkası gider başkası gider. Ne oldu? Sema dün gece story attı. Dominik acil durum durumu diyor. Sema şu an Dominik'te. Bilmeyenler için söyleyeyim mesela ben burada. Sema 60 tutarı acil durum için geldiğim gibi bir şey yazmış mesela. Ne demek bu? Herkesin yeri dolar Furkan'cığım. Oradan Nagihan çıkar Sema girer. Nefise çıkar atıyorum biri girer. Var ya bir sürü yarışmacı var ya içeri girerler. Hikaye devam eder hiç sıkıntı yok yani. Aa o giderse izlemem bu giderse izlemem. Çok geliyor bana mesajlar izlemeyin. Nasıl olacak bakalım nasıl izlemeyeceksin bu seneki sorun? Gerçekten hikaye orada devam ediyor. Hikaye bir kişi için mi devam ediyor ya? Daha biz geçen hafta sadece Turabi konuşuyorduk. Turabi lafı geçiyor mu? T geçiyor mu? T. Adam sakatlandı 3 gündür yok. Biz Turabi konuşmuyoruz. Bak konuşulacak o kadar çok konu var ki. Ratinglerde bir düşme var mı? Yok. Böyle gidiyor ratingler. İzlenmeler, konuşmalar etrafta duyuyoruz. Ya olay Survivor zaten. Survivor'da o kadar çok malzeme, o kadar çok konu, o kadar çok isim var ki. Valla biri gider biri gelir. O yüzden de ben Murat abi gibi düşünüyorum. Kimsenin gözüne yaşayarak bakılmasın. Hatta gönderilsinler abi. Bakın ciddi söylüyorum. Mustafa Kemal oyuna çıkmadı mı? Güle güle kardeşim. Naga, sen bunları devam ediyorsun. Güle güle. Nefiseciğim sen böyle davranmaya devam mı edeceksin? Sokakta bile söyleyemeyeceğin. Bak sokakta bile. Herhangi bir kaldırımın üstünde yürür, yürürken bile insanlara bahsedemeyeceğin şekilde serverden bahsetmeye devam edeceksin. Hadi kardeşim şampiyon musun? Eyvallah umurumuzda olmasın. Umurumuzda olmasın ya. Ders olsun hepsine de. Bir daha geleceklerse de bu platforma böyle gelecekler. Öyle kendileri böyle oh be istediğimizi yaparız gibi gelmeyecekler. Murat abicim eklemek istediğiniz bir şey var mı konuya? Yani Ekli zaten ekliye ekliye bir hal olduk. Sürekli ekliyoruz. hep aynı şeyleri anlatıyoruz. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Survivor çok önemli bir yarışmadır. Survivor herkese faydalı olan bir yarışmadır. Onun için Survivor'la ilgili orada abuk subuk hareketler yaparak Survivor'ı bombalamaya kimse çalışmasın. Survivor bakidir. Nasıl mesela diyelim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Baki'dir. Oradaki futbolcuların hepsi gelip geçicidir. Teknik adamlar gelip geçicidir. Sizler de gelip geçicisiniz ama Survivor her zaman devam edecektir. Onun için ister durun, ister evinize gidin. Kimse oraya sizi kelepçeyle falan göndermedi. Gidin kardeşim. Ha gidiyorsanız gidin. Gidemiyorsanız da ağlamayın. Oturun oturduğunuz yerde. Şimdi ben tabii ki biraz daha farklı bir açıdan bakmak istiyorum dün yaşanan olaylara. Çünkü açıkçası hem Murat abi hem Hanzade hem İhsan, Hazar, e, Nefise ve Nagihan tarafını çokça değerlendirdiler. Hepsinin de yorumlarına hem saygı duyuyorum birçoğuna da katılıyorum. Şimdi Nagihan'ın vermiş olduğu tepkilerin asıl sebebi bu sene Survivor başladıktan sonra kırmızı takımda güçlü diye adlandırdığımız yarışmacıların potoya girmesidir. Yani buna Özgür'ü koyabilirsiniz, Sercan'ı koyabilirsiniz, efendim e, Turabi koyabilirsiniz. Bir şekilde Turabi kendini yazdırdı etti ama yine de bakın mavi takımda herhangi bir güçlü yarışmacının potoya girme ihtimali bile konuşuluyor mu? Konuşulmuyorken kırmızı takımdaki en kafa yarışmacılar kendini potoda buldu. Nagihan da dedi ki bir dakika sıra bana geliyor. Aslında Nagihan'ın genel olarak Veryansı'nın Alt metninde bu var. Nagihan potoya girmek istemiyor. Potayı hak ettiğini düşünmüyor. O kısımda Nagihan'a katılıyorum. Ama bu da oyunun kuralı. Acun abi de geçen sene açıkladı. SMS yok dedi. Herkes bunu biliyor. Düello oynayacaksınız. Kaybeden gidecek dedi. Baktı ki Nagihan tek tek güçlü isimler yazılıyor. İşi sıkıntılı noktaya sürüklemeye başladı. Hiçbir zaman ağzından direkt bu kelimeleri duyamayacaksınız ama ben içinden geçenin bu olduğunu bildiğim için çok rahatlıkla söylüyorum. Şimdi babasının çiftliği mevzusuna gelince evet orada bazı yarışmacılar durumu dejenere edebiliyor ama bana sorarsanız kırmızı takımda şu anda bir kadınlar arasında erklik mücadelesi var ve kadınlar arasında erklik mücadelesi olursa orada ne survivor kalır? ...ne diğer yarışmacılar kalır... ...ne birinin anneliği kalır... ...ne birinin evliliği kalır... ...çünkü kadınlar orada birbirini yemek istiyorlar şu anda... ...ve o sırada... ...ekranmış, televizyonmuş... E, ...ahlaki kurallarmış... ...hiç bunları gözetecek, gözeteceklerini zannetmiyorum... ...şu an içeride bulunan yarışmacıların... ...kesinlikle... ...Yulus kısmına gelecek olursak... ...insan az önce örnek verdi... ...Nagihan'ın Yunus Emre'nin yanına... ...doğru gitmesine... Yunus Emre... ...kadınların içerideki erk mücadelesindeki bir objedir. Yani Yunus Emre çok kıymetli değildir. Kendini çok kıymetli zannetmesin. Dün konserde gülüyor böyle, dans ederek geliyor. Çünkü o onun mutluluğunu yaşıyor. Zannediyor ki oradaki 3-4 tane kadın... Paylaşılamıyor ve... ama resmen. Evet, paylaşılamıyor ama Yunus Emre olduğu için paylaşılamıyor evet, evet. değil. Ama yani o... çocuk kendini öyle anlıyor. Onu, onu anlatmaya çalışıyorum işte. Yani Yunus Emre orada bir objedir. Mevzu kadınların erk mücadelesidir. Yunus Emre lay 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 yaparak böyle geliyor. Hani... Normalde ismi yazılma ihtimali Bu arada konseyde açıklanmadı. İsmi yazılma ihtimali var ama çok mutlu. Neden? Diyor ki ben paylaşılamayan bir <laughs> adamım şu an. Evet. Nefise geliyor dönüyor bana diyor ki Yunus Emre işte sen onun yanında olmam. Nagihan geliyor bak sen diyor bu kızla olursan diskalifiye olacaksın. Aleyna ya da dikkat edin. Devamlı bu tartışmalarda Yunus Emre ile dirsek temasında. Hep Yunus Emre'yi kesiyor. Hep Yunus Emre'ye bakıyor. Aa bak Yunus Emre. Yunus Emre'yi yanına almaya çalışıyor. Şimdi... Sen erkeklerle beraber takılıyorsun kısmından çok bana sorarsanız doğru ifade edemedikleri nokta şu. Aleyna Kalaycıoğlu'na yaptıkları. Sen dişiliğini erkekler üzerinde kullanıyorsun. Aslında ikisi arasında bir fark var. Yani erkeklerle beraber olmasında bir problem yok. Bak Hanzade de işte ne dedi? Ben zamanında Poyraz'la beraberdim oldu Ama evet. aslında diğer yarışmacının söylemek istediği şey, sen dişiliğini erkekler üzerinde kullanmaya çalışıyorsun. Böyle bir suçlamayla geliyorlar Aleyna Kalaycıoğlu. Aleyna Kalaycıoğlu diyor ki, ben erkeklerle iyi anlaşabilirim kardeşim. Ki anlaşabilir. Yani herkes kadınlarla anlaşmak zorunda değil ki. Aleyna'nın frekansı onlarla tutuyor olabilir. Nagihan da hatta bu konseyin sonunda diyor ki, "Sercan bu durumu fark etti." arabasını kenara çekti diyorlar hep birlikte gülüyorlar. Yunus Emre diyor ki sen Yunus Emre bu durumu fark edemedin ama senin için çok geç olacak diyorlar. Şimdi Nagihan ve Nefis ha bu arada Nefise'nin de anlamsız bir biçimde e, oyun esnasında Aleyna Kalaycıoğlu'na saldırması zaten saldırmaları ben geçiyorum. Yani bu işlerin hiçbirinin sonunda Nefise ile Nagihan haklı çıkamaz. Çünkü yaptığı davranışlar kırmızı kartlık oluyor. Ama şöyle bir durum var. Nefise'ye soruyorlar diyorlar ki hani somut olarak ne yaşadığında Aleyna Kalaycıoğlu'na bu tepkileri veriyorsun. Şimdi ben bir şey gördüysem kadınlarla erkekler arasındaki somut farklılıklardan bir tanesidir bu. Erkekler genelde olayları somut görünen deliller üzerinden yaşarlar. Kadınlar olayları hissiyat üzerinden yaşarlar. Yani Nefise'nin aslında Aleyna Kalaycıoğlu için bir delile ihtiyacı yok. Ona göre Aleyna Kalaycıoğlu kırmızı takımı tamamen kendi menfaatlerince yönlendiren... Ee, herkesi istediği gibi potaya sokturabilen ve eleme adayı yapabilen kötü niyetli bir kadın. Bunun için Nefise'nin herhangi bir delile ihtiyacı yok. Nefise bunu hissediyor. Ve o hissiyatıyla bu tepkiyi veriyor aslında. Acun abi bir soru sorduğunda o yüzden cevap vermiyor. Aleyna Kalaycıoğlu şunu 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 yapmıştır diye. Aslında Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaptığı şey şu. Arka evet başta erkekler olmak üzere ondan sonra da Nagihan düşmanlığı üzerinden arkadaş gruplarını toplayıp kendi istediği isimleri potaya çıkartıyor Aleyna Kalaycıoğlu ve Kırmızı takımında bir numaralı hakimidir şu an. Aslında tepki bu. Nedeni de bu. Nagihan'ın ve Nefise'nin rahatsız olduğu geldikten sonra da kısa vadede rahatsız olduğu şey de bu. Ve Aleyna Kalaycıoğlu bunu yapıyor. Aynı zamanda Aleyna Kalaycıoğlu başta Gizem'in, Nagihan'la Gizem'in tartışmasına bakalım. Ondan sonra da dün Aleyna Kalaycıoğlu'nun konuşmalarına bakalım. Nagihan'ı da alelen tahrik ediyor. Alelen tahrik ediyor. Yani Nagihan mutlaka bu işin sonunda o haksız çıkacaktır. Çünkü itecek. İtti kızı. Ama Aleyna Kalaycıoğlu da itilmek istiyor mu derseniz o görüntülere bakarsanız biraz da itilmek istiyor. <laughs> Aa Nagihan git şuradan git şuradan git şuradan. O da, onunla, o da onunla hafif bir etkileşim kurmak istiyor. Aynı zamanda verdiği tepkilerde de Nefise'nin onu üstü Nefise'nin Aleyna Kalaycıoğlu'nun üstüne gelmesinden Aleyna Kalaycıoğlu'nun siz rahatsız mı olduğunu düşünüyorsunuz? Ben kesinlikle böyle olduğunu düşünmüyorum. Aleyna Kalaycıoğlu bundan besleniyor. Hatta kendisi söylüyor, bunlar beni güçlü kılar diyor. Aleyna Kalaycıoğlu bu durum şu anki görüntülerde inanılmaz mağdur mu derseniz çok mağdur değil. Evet yanlış yani bir hiç, hareket hiç, yanlış bir şey. hareket yapılmıştır, İtilmiştir. Yani Nefise'nin zaten herhangi bir tartışmasını izleyin ağzı sonuna kadar böyle açık acayip acayip kelimeler söylüyor. Yani temanın başından sonuna kadar Nefise haklı olsa. 10 konu olsa, 9'unda nefise haklı olsa, sonunda nefise haksız olur. Çünkü kadının üstüne böyle öyle gidiyor abi. Şimdi böyle giden kadına sen hangi konuda haklısın diyebilirsin ki? Ama e, içeride ciddi karışıklıklar var. Ya bu arada, <laughs> yani ben dün <laughs> oturdum, hani bakın mübalağa etmiyorum. Ya, soluksuz izledim ya. Bak böyleyim bak ekran karşısında. Ne olacak acaba? Hani ne olacak diye izledim kalkamadık ya. Ekranın başından kalkamadım. Bizim gibi izleyenlere buradan selam olsun. Hani bir yandan yorumluyoruz, bir yandan izliyoruz. Gerçekten çok keyifli bir sezon oluyor. Kırmızı takım alev alev yanıyor. Yani iş nereye gidecek? Ben çok merak ediyorum. Transferler olabilir dedi İhsan Tarkan. Olsun, gitsin, gelsin. Yani inanılmaz bir filmin içerisinde izliyorum. Bu arada şöyle bir notla düşeceğim. Yani ben şimdi senin dediklerine kısmen katılıyorum. Tabii ki de tahrik var. Tabii ki de Aleyna'yı burada böyle şey göster. Şimdi burada Aleyna haklı mı haksız mı bir soru işaretidir. Aleyna bütün erkekleri yönetiyor mudur? Bak olabilir ama bilmiyoruz net değil. Aleyna adayları belirliyor dedim. Bu senin fikrin. Bu Nagihan'ın da fikri. Nefis'in de fikri. Böyle midir? Doğru mudur? Hayır. Bunların hepsi soyut şeyler. Somut olan elimizde bir şey yok. Somut olanlar ne biliyor musun? Nefisenin söyledikleri, Nagihan'ın yaptıkları. Somut, somut olan, olan Aleyna'nın Yunus Emre'ye Nagihan'sız biz daha iyi bir takım olabiliriz aslında demesi var. Somut tamam. var bende. Somut, so, somut sen bir şey diyorsan o zaman Burası, abi, tamam, Mustafa Kemal Kemal'e diyor bunları zaten. Tamam okey. Bunlar da o yüzden da, keşke bak. bunu tartışabilseydik. Ama mi? bak, şimdi bak zaten. başka bir şey. Şunu söylüyorum. Konu başka yere gelince tartışabilirim. Furkan'ın dediği iddia nedir? Bütün adayları Aleyna belirliyor. O, başka o şimdi bir... bu iddia evet. tamam mı? Bu bir iddiadır. Bunun yani net bir görüntüsü yok elimizde ve olamazdı zaten. Ne yani sen şimdi gidip Yunus Emre'nin vereceği adayı o mu belirliyor diyorsun? Bak bu bir iddiadır. Onlar da öyle düşünüyor olabilir. Ama bu soyuttur. Bu net değildir. Bir de Acun abinin e, gerçekten o en sinirlendiği zamanı düşünün. Timing olarak. Nerede oluyor bu iş? Aleyna artık attı etti filan değil mi? Bak ondan sonraki hatayı düşünün. Böyle bir şey oldu. Aleyna oradan çıktı. Bağıra bağıra çıktı. Ağlamaya başladı vesaire. Gitti. Bir de kız yani bir fiziksel bir temas yaşadı. Sonra ne oldu? Arkadaşlar geçtiler oraya. Kah 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 ki ki burada ben Özgür dahil, Sercan dahil bütün kırmızı takım eleştiriyorum bu arada. Bir tek bozuk orada böyle bir bakıyor ne yapıyor bunlar diye. Çok böyle şeyler yani tamam orada böyle ben hiç yakıştıramadım. Zaten Acun abi de ondan sonra bu şekli onlara sordursan onlar çok pişkin cevap veriyor ya. Olay orada patlıyor zaten. Bu konuları da değerlendireceğiz efendim. Tabi oyun esnasında daha neler neler oldu. Survivor Extra kısa bir reklam arasına gidiyor. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor diyoruz. Aleyna oyunu kazanıyor. Motivasyon diyor motivasyon demez olaydı kız bakın başına neler geliyor. Doğru söylüyor en son lafı altını çizilecek bir laf bunlar beni güçlendirir diyor. Gerçekten de karşıda, karşıdakilerin yapmış olduğu hareketler tavırlar kalaycı Kalaycıoğlu'nu izleyenlerin gözünde bence yükseltiyor. Neden yükseltiyor dersen ben hayatımda böyle bir tavır böyle hareketler böyle hitaplar görmedim abi izlerken ben çok rahatsız oldum ya. Bu nedir abi? Kız doğru söylüyor Alevi Kalaycıoğlu. Mahalle kavgası yapmayın diyor. Gerçekten tam bir mahalle kavgası. Yani izlerken ben artık sıkıldım. Sıkıldım derken şöyle sıkıldım. Tabii ki e, izlemesi güzel de ama insanı da bir boğuyor ya. Böyle bir hayatımda böyle bir şey görmedim. ya. Yani nedir abi bu? Sonra Nefise kardeşimiz maşallah e, Brezilya dizilerini aratmayacak uzunlukta yani... 40, 50, 60, 70 bölüm olan Brezilya dizilerini aratmayacak şekilde Brezilya Bip'i yaptı. Nefise'nin burada Brezilya Bip'lerini gördük. Maşallah Nefise neler söylüyorsa artık ben ne söylediğini de anlayamıyorum çünkü bu kadar uzun sessizlik hayatında görmedim. Yani bayağı bir uzun sessizlik oldu. Yani Ben izlerken mesela bir 10-15 yaş ihtiyarladım Nefise'nin Bip'lerini izlerken. Maşallah Nefise burada %1 milyon haksızdır. Bir ee, kavga bu kadar kötü, bu kadar gereksiz, bu kadar insanları rahatsız edecek şekilde yapılmamıştır. Bu arada erkekleri zehirliyorsun diyorlar Aleyna Kalaycıoğlu'na. Bu Aleyna Kalaycıoğlu neymiş ya? Bu kadar erkek zehirliyor. Bu oradaki adamlar koskoca adamların hiç karakteri, kişiliği falan yok mu abi? Aleyna Kalaycıoğlu ne derse koca koca adamlar sanki hiç hayatlarında başka birini görmemiş gibi. Aleyna Kalaycıoğlu bizi şunu dedi, yapıyorlar. Aleyna bunu dedi, yapıyorlar. Bu kadar Aleyna Kalaycıoğlu'nun erkekleri zehirleyecek kadar nesi var? Ben de çözemedim yani. O tutturmuşlar bir Aleyna Kalaycıoğlu'da erkekleri zehirliyor. Zehirlediği falan bence yok. Koskoca adamlar onlar abi. Koskoca adamlar Aleyna Kalaycıoğlu'nun dediğine göre mi hareket ediyorlar orada? Ben hiç inanmıyorum. Onun için bu kavga çok rahatsız edici, çok sıkıcı. Ben hiç bu kavgayı bir daha da bu tarz kavgalar görmek istemiyorum. Yani ayıptır ya böyle kavga mı olur ya? Bu nedir ya? Hakikaten büyük mahalle kavgası. Yani bir de kardeşim ağzınızdan çıkan şeylere de dikkat edin abi ya. Nedir bu ya? Bu kadar biplenecek kadar ne söylüyorsunuz abi? Yarım saat sessizlik oldu ya. Onun için Furkancığım sen boş bok bakıyorsun bana bugün. Niye öyle? <laughs> sen ne istiyorsun ben? <laughs> boş bir bakışım var. Yalandan dinliyor gibisin beni. Öyle bir halini görüyorum. Yani abi. şu anda ben size hiç cevap vermedim. He. Siz şu anda benden bir şey bekliyorsunuz. Bu da gelmiyor şey galiba tam olarak. Yüz ifadem böyle yani. En sonunda yüz ifademe ha, takıldınız. Yüz evet. ifadem, bir an önce bitirsin sözü başkasına verim havasında <laughs> izliyorsun beni. Onu için öyle boş dinliyorsun ben anlarım seni. Neyse ben kendi kendime konuştum evet devam edelim. <laughs> <laughs> Buyurun. Yani bence e, Aleyna'nın söylediği en doğru cümle şuydu. Herkesin bir beyni var. Evet herkesin bir beyni var. Herkes de herkesi dolduruyor. Şimdi e, az önce senin yaptığın konuşmada katıldığım yerler var. Ama katılmadığım yerler de var. Şimdi Aleyna evet birilerini dolduruyor. Ama herkesin bir beyni var mı? Var. Hani burada Aleyna'ya mı suçlarım dolan tarafı mı? Hayır. Ee, dolan tarafı. Nefise'yi doldurmuyorlar mı sizce peki? Nagihan Nefise'yi doldurmamış mı mesela? Ya da Nefise kendi kendine dolmuş mu? Ya da Nefise'yi birileri doldurmuş mu? Nefise'nin alana geliş cümlesini söylüyorum size. Nagihan ablayla bana mı sallıyorsun? Tekrar söylüyorum. Az önce ilk konuşmamda da söyledim. Aleyna'nın bariz bir şekilde motivasyon sayesinde kazandım demesinin sebebi Nagihan'ın orada olmayışı. Nefise'nin değil, Nefise'nin gelip bize mi sağlıyorsun dedikten sonra sonra Nagihan ablanın yüzüne gülüyorsun diyerek sinir krizi geçirmesi Nefise'nin Nagihan'la olan e, bir arka plan muhabbetleri ve Nagihan'ın yanında durma çabasının göstergesidir zaten. Şimdi zaten Nefise bunu herhalde söyleyebiliyoruz. Benim emin olduğum tek kısım hani senin saçını yolarım saçını yolarım dediği anda benim gözümde bitiyor. Yani bu cümleyi kendinle alakalı olmayan bir konuyla ilgili kullanamazsın. Tekrar söylüyorum Nefise konunun seninle bir alakası yok. Bakın bunu Yunus Emre de söyledi. Nefise hani sana ne oluyor? Sen hissiyattan bahsettin. Hissiyat ve doldurulmuşluk ekliyorum ona. Birilerinden dinlemiştik. Doğruya da yanlış olabilir. Kabul ediyorum bu dediğini. Ama konuyu o hissiyattan ve o doğrultuda yaşananlardan girmiyor. Gelip Aleyna'nın kendisinin arkasından sağladığını söylüyor. Ve Dora'nın ona gerçeği söylediğini bildiği için de bakın bence burası gerçekten önemli. Dora ona Aleyna'dan Aleyna'nın söylediği cümlenin Nefise ile alakalı değil Nagihan'la alakalı olduğunu iletmiş bence. Yani Dora kendi söyledim dediği kısım gibi söylediği için Nefise'ye sana kim söyledi bu dendiğinde bir türlü Dora diyemiyor. Dora çıkıp kendi ben söyledim dedikten sonra bile ben duydum diye öznesiz bir şekilde ilerliyor Nefise. Çünkü Nefise'cim sana bu söylenmedi. Sana Nagiyansız bir takımda Aleyna'nın motive olduğu konuşması söylendi. Ama sen konunun hiçbir yerinde olmadığın halde sen bize nasıl sallıyorsun diyerek kendini dahil ettiğin için... ...gerek hissiyatları gerek doldurulması sebebiyle orada bana bunu bu bu söyledi diyemedi. Ben duydum dedi. Tekrar söylüyorum bence de dolduruluyor insanlar. Evet Aleyna birilerini dolduruyor olabilir. Bunu başarıyor olabilir, başaramıyor olabilir. Nefise'yi de birileri dolduruyor. Mustafa Kemal'i de birileri dolduruyor. Herkes bir noktada birilerine bir zehir atıyor diyeyim. Ama karşı taraf doluyor mu dolmuyor mu onu bilemem. Burada da Aleyna'nın cevabıyla hepsine Aleyna dahil gelmek istiyorum. Herkesin bir beyni var. O zaman kullanacaksın. Sen o beyni kullanmazsan zaten boş yere verilmiş oluyor. Ee, dolayısıyla tekrar söylüyorum. Nefise'nin konuyla ilgili hiçbir yerde olmadığını ve en büyük dolduruşu onun geldiğini düşünüyorum. Buyurun. Ee, Nagihan ablam. Ay çok pardon Nagihan Usta, ablam. bir şey söylemem lazım. Ha, söyle Nagihan ablam söyle. Ablam bir şey söyleyeceğim. Bir de e, motive olma kısmıyla alakalı. Bu cümleyi kurdu ya. E, çarık çürük çer çöplerle yarışıyoruz diyen bir kadının orada olmaması bu motivasyonu sağlamış da olamaz mı? ve olur bence. Yüzüne söyleniyor zaten. Çersin çöpsün. Çarıksın çürüksün. E şimdi bunu söylemeyen bir söylenmeyen bir ortamda bu kızın motive olmasını da savunmuyorum ama haklı buluyorum bu noktada. Bu, bu kısmını sadece. Çok doğal. Hanzade ablam. Teşekkür ederim. Abim İhsan abim. Yaşım büyük ama sözünü kestik affet. <laughs> ya ver diye bağırıyor ya. Aynası iştir kişinin lafına bakılmaz. Dün gece konserde Aleyna'nın arkasından ya ver diye bağırıyor. Ya ver. Kim biliyor musun? Nefise. Ne yapıyor biliyor musun burada? Ya yapıyor. Kendisiyle alakası olmayan bir konuyu Zaten kendisi de dile getiriyor. Sen Nagihan ablamla ilgili böyle ne? <laughs> Nagihan ablam falan ne oluyor ya? Evet. Ne oluyor kardeşim? Konunun seninle bir kere bir ilgisi yok. <laughs> Sen kadının saçını başını yolarım falan filan. Oraları tartışmaya gerek yok. Oraları söylemeye gerek yok. Yani az önceki konuşmamda da söyledim. Sen herhangi bir yolda yürürken bile bir başkasıyla ilgili böyle şeyler söylesen seni birileri alır bir polis merkezine getirirler. Bir tutarak tutarlar. Yani senin normal hayatta, sosyal hayatta herhangi bir yerde babanın çiftliğinde bile yapamayacağın bir konuşmayı Survivor'da hangi hakla nasıl yapabiliyorsun sen ya? Ya Survivor bir tartışma yeridir. Eyvallah Survivor'da tartışırsın. Fikirler uyuşmaz. Uyuşmuyor da zaten eyvallah. Ama tartışma var tartışma var. Bak şimdi biz ne konuşuyoruz günlerdir? Poyraz'ın şey Yunus Emreli olan kavgalarını. Poyraz kural kitabına göre hareket ediyor. Yunus Emre kitaptan dışarı çıkmaya çalışıyor. Devam. Yapma Yunus Emre. Aman Yunus Emre filan diyoruz. E şimdi burada aleyne ile nefise veya nagen tartışıyorlar değil mi? Şimdi kural kitabına göre hareket eden aleynadır. Doğrudur yanlıştır bak ben hiç orasına girmiyorum ya. Aleyneyi haklı buluyorum anlamına gelmesin diyor. Aleyne kışkırtıyordur, kışkırtmıyordur, haklıdır, haksızdır. Oyunu kural kitabına göre oynuyor mu? Oynuyor. Siz oynayamıyorsunuz. Çok net. Şimdi nagen diyor ki sen benle ilgili böyle bir şey mi söyledin? Kardeşim sen bir başkalarıyla ilgili... Çer diyorsun, çöp diyorsun, çarık diyorsun, çürük diyorsun. Alenen bunları söylüyorsun değil mi? E sen söyleyebiliyorken biri de senle ilgili daha yumuşak şekilde çerçöp de demiyor ya. Motivasyonum daha iyi filan falan dedi diye. Nasıl sen böyle bir şey söylersin he? Ya bunlar ağa olmuş paşa olmuş ya Survivor'da. nefisele ele nagihan mafyası olmuş ya takımında da Survivor'ında. Onlar istediğini söyleyecek, istediğini yapacak. Bir başkası onlara karşı gelemeyecek ya. Bir başkası motivasyonum iyiydi diyemeyecek bile he? öyle mi? Ne oldu? Arkadan iş mi çevirdi? Yok. Alenen kız dedi ki alenen dedi. Kimin önünde dedi? Seyircinin önünde. Rakip takımın önünde. Kendi takımının önünde. Sunucunun önünde. Herkes önünde dedi ki motivasyonum daha iyi dedi ya. Bak ya, yani şey yok. Gizli, gizli kapaklı bir iş yapmıyor burada ya. Resmen diyor ki kardeşim benim motivasyonum daha iyi oldu diyor. Hak, yani hakkıdır bu ya. Doğrudur yanlıştır. Ama hakkıdır ya bunu söyleyebilir ya. Sen ona çöp diyorsun. O da diyor ki ben çöp değilim. Bak sen yokken de ben de oyun kazanıyorum. Bu kadar. Bunu dedi diye. Ya Nefise'nin yaptıkları, söyledikleri, duyamadığımız şeyler. Duyamadığımız ama anlıyoruz bazı şeyleri değil mi? Yani hangi hak ya? Hangi hak? Ya ver Nefise. Ne yapıyorsun sen ya? Senin konun olsa sen arkasında durursun tamam mı? Sen tartışırsın. Hata bile yapsan derik. Ya Nefise burada kızdı. Bak Nagihan konusunda Nagihan'a çok kızıyorum. Ama en azından konu Nagihan'ın ya. Aleyna'nın Nagihan arasında bir konu var. En azından konu Nagihan'ın kardeşim. Nefise'ye ne oluyor? Bir de kalkıp başkalarına yağ ver diyorsun. Olmaz Nefiseciğim çok toysun. Şampiyonluğun var eyvallah. Helal olsun. Sen zaten hak ederek şampiyon oldun. Onunla ilgili hiçbir şeyim yok. Ama bunları da hak etmiyorsun. Yani burada çok yanlış yapıyorsun. Yani bir diskalifiye olacaksa Nefise'nin de diskalifiye olması taraftarıyım. Ders <laughs> al. Öyle bir ders olur ki Nefise hayatı boyunca da unutamaz biliyor musun? Hayatı boyunca der ki ha ben buralarda hata yaptım. Ben artık kendimi düzeltme yoluna gideyim. Bu hataları yapmaya çok meyilli. Geçen sene de şampiyon olurken de bunları yapıyordu. Ama boyutlara getirmiyordu belki de konuyu. Yani tartışmayı bilmez, konuşmayı bilmez. Ne oluyorsun ya? Acun abi çok güzel bir şey söyledi. Size örnek alan çocuklar var dedi ya. Yani ben şimdi Nefise'yi örnek al alıyor değil mi? Bir tane benim kuzenim var. Nefise'yi çok seviyor, örnek alıyor. Nesine örnek alması lazım Nefise'nin? Koşusunu, sporculuğunu vesaire ne falan değil mi? E nerede ahlak? Bunu mu örnek alacak şimdi çocuk? Nefise bir kendine gel ya. Sen milyonların izlediği bir programdasın. Yani haklıysan da haksızsan da en azından tartışma yolda gideceksin. Doğru şekilde tartışacaksın. Çok ciddi hatalar yapıyorlar sevgili Furkan. Ben inanılmaz kızgınım ya inanılmaz. Burada bak bir daha söylüyorum. Aleyne'ye haklı buluyorum haksız buluyorum konusunda. Hiç değilim. Konu o değil. Konu tamamen Nefise'nin ve Nagiha'nın maalesef yanlış yaptığı hareketler. Şimdi ben de farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. <laughs> Takım seçmelerinde bile birbirine düşen... Resmen birbirlerini bir kaşık suda boğmak isteyen kırmızı takım üyeleri dünkü dokunulmazlık mücadelesinde 9 sayı alıyorlar. Bakın esas vurgulamak istediğim nokta benim burası. Yani dünkü dokunulmazlık oyununu bu takım 12'ye 9 kaybediyor ve bu takım her oyundan sonra kavga ediyor. Yani bu takımın omuz omuza verip kenetlendiği an ki bu yaşanmayacak ama yine de bir hayal kuralım. Mavi takımın herhangi bir oyunu kazanma şansı yok. Bakın çok büyük konuşuyorum. Ama bu olmayacak. Görünen o. Ama omuz omuza verdikleri an mavi takım 100 maç oynasınlar 90'lı kırmızı takım kazanır. Şimdi buradaki tartışmaları ayrıca değerlendiriyoruz. Ama bir de Dora mevzusunu değerlendireceğim ben. Bu tartışma ne zaman çıkıyor? Tam mavi takım, kırmızı takım kafa kafaya geliyorlar. Bir anda bir baktım kırmızı takım yine karıştı. Çünkü Dora evet bunu kendi söylüyor. Dürüst bir insan. O noktada bir şey söylemiyorum. Ama kendisinin de potada olacağını bildiği için Dora ve Hakan ki bunu sevgili Hakan Atipoğlu dünkü bölümde de açıkladı. Dedi ki ben Begüm'ü şimdi göreceğim dedi. 7 Dora 7 Hakan çıkınca ne yapacak dedi. Bir e Hakan'cığım hani sen hiç kimseyle kiminle yazacağını konuşmuyordun, etmiyordun. Daha hemen bizi oylamanın sonucuna kadar söyledin zaten maşallahın var. Demek ki bayağı mavi takımın üzerinde oyların sayılarına kadar hakimsin. 7 Dora, 7 Hakan çıkacağını bize Hakan Atipoğlu beyan etti dünkü programda. Ama bunu biz de tahmin edebilirdik. Olsun beyan başka bir şey. Yani bu adam Biliyoruz bu işin diyor. içinde yani isimde içinde 7 Dora çıkacağını da biliyor. Biliyor bunları yani sonuç itibariyle. Bunu bize beyan etti. Ve Hakan'la Dora'ya ben özellikle oyun boyunca baktım. Nasıllar biliyor musunuz? Ölüyorlar tedirginlikten ölüyorlar. İkisi de ölüyor. Ne olacak bu iş diyorlar. Ya kırmızı takım kazanırsa diyorlar. Ya bu takım bu kadar birbirine girerken küllerinden doğarsa diyorlar. Ya anka kuşu gibi semalarda uçarsa diyorlar. Geliyor bu takımın ayak sesleri geliyor ama kendisi yok. Bana parça pinçik takım ya. Parça pinçik inanılmaz ya. Bu takım Dün 9 sayı aldı arkadaşlar ya. Bunu bana atmayalım yani. Yani Sercan Yıldırım hani ben insan eleştiriyor ya biraz da gülüyorlar falan filan diyor. Sercan da orada güldü ama bazen de gülmek sinir boşalmasıdır. Yani mesela Sercan Yıldırım dedi ki ben galiba bir anda kendimi finalde bulacağım. Çünkü yavaş yavaş hızlıca eksiliyoruz dedi yani. <laughs> Elemesiz eksilme var yani. <laughs> Tur abi yok, Mustafa Kemal yok, bir anda Aleyna Kalaycı yok, bir Nefise gidiyor, bir Nagihan gidiyor falan filan derken Sercan kuş gibi ortada kaldı bir anda. Yani... Ee, bu takım nereye gidecek çok merak ediyorum ama sabırsızlıkla akşam olsun ve ben bu kırmızı takımı ee, izleyeyim diye bekliyorum abi bu da açık ve net Kırmızı yani. takım da size hep taç atıyor. O da kaba kabahatliler yani size hep taç atıyor. Kırmızı takım. Sen 3'te <laughs> üç, en az 3 kazanır dediydin bu hafta. 4 3'te 1 oldu. E yani çok Sen niye bu kırmızı takıma bu kadar güveniyorsun Hep seni taç atıyorlar. Seviyoruz abi. E sevmekle olur mu? Ben de seni seviyorum da şimdi hatanı da söylerim. E, yani tabii. sen de beni seviyorsun abi, da hata mı abi, şimdi ben Yani sana, şimdi göz göre göre de seviyorum diye burada çıkıp da dört oyunun üçünü kazanacak diyecek abiciğim, bir pozisyon ben, ne yani? Ben benimle, zaman, benimle sen... etkileşim kuran takımla haşır neşir olmayı seviyorum. Şimdi ben mavi takıma bakıyorum. Hmm. Buzdolabı gibi takım abi. Ama buzdolabı ama iyi soğutuyor. E Tamam iyi soğutuyor. <laughs> Sizinkiler maşallah difinizi bozuk. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Akdeniz... Senin tamirciye gitmen lazım bir an önce. Şömine tamam. alev alev yanıyor. Akdeniz, Akdeniz yemekleri kokuyor. var. <laughs> Meksika yemekleri He, var. Türk yemekleri yemekler var. var. Bozulur yemekler ama. Bu soğolabına koyamazsan yani. o yemekleri bozulur. Mavi takımın buzdolabı inanılmaz soğutuyor. Kırmızı takımın buzdolabı ise inanılmaz ateş var içerisinde yani. Bizim takım Amazon ormanları gibi. <laughs> Her şey var içerisinde. Ya ormanları biliyorum da. Ya yani şimdi şöyle ama Ben şimdi bu işe şöyle bakarım. Ee, bu bir olimpiyat mücadelesi değil. Aynı zamanda bir televizyon şovu. Bu işin hakkını kim veriyor derseniz Hani kırmızı takımla mavi takımı maalesef kıyaslamam bile. Kıyaslamam yani benim için kıyas götürmez kırmızı takımın ne kadar önde olduğu. He sen şey mi bakıyorsun? Yani şöyle söyleyeyim kırmızı takım olmasaydı Hı. siz 40 gündür ne konuşacaktınız mesela? Abicim o zaman Galatasaray olmasaydı Fenerbahçe'yi konuşamazdın. Fenerbahçe olmasa Galatasaray'ı konuşur. Ne yapacağız Furkan dedi senin için dünyada tek takım mı çıkaralım? Anlayamadım. Yani diyorsun ki ben de sana cevap veriyorum dünyada ben beğendim cevabını Murat abinin. He? Senin cevabını beğendim. Lord benim tarafıma geçti bir anda. E yani <laughs> ne olacak buyurun söyleyin. Yani sen diyorum hayallerle yaşıyorsun. Neyin hayaliyle yaşıyorum anlamadım abi. Abi daha iki gün önce bu oy dört oyunun üçünü kırmızı kazanır dedin. Daha hayalim var bunun? E, abicim hayal mayal ben bu takımı A, sen izlemekten... Sen hayal ile yaşamayı seviyorsun. Ya ben bu takımı izlemekten keyif alıyorum. Anladım, biz takımı... de keyif alıyoruz. Ha, ta keyif e... almayan yok ki ama hani bu takım... Şimdi sen çıkıyorsun diyorsun ki mesela bu takım dört oyunun üçünü kazanacak diyorsun. Ama seni devamı taca atıyorlar. Bu kadar taca atılıp da hala bu takım arası güveniyorsun. Merak ettiğim konu. Hayır şöyle bir şey var. Mesela geçen hafta da dört dokunulmazın ikisini kazanacağız dedik. Evet. Kazandık mı? Kazandık mı? Yani kazan... Sen kırmızım teknik direktörsün değil mi? Onun için. Eşim hayır. Arkadaşlar yani. bununla bir cevap verebilir miyim? Hayır Murat evet. abi şimdi ortaya bir iddia atıyorsunuz. Evet. Bir şeyler söylüyorsunuz. Yine bizi beni bir kuyuya çekiyorsunuz. Buyurun çekin abi evet. ben kaybolacağım o kuyuya. Ama kuyuya öyle çekmiyorum da sen de inat ediyorsun. Yani, bir şey Doğru inat ediyorum abi şuna ben şuna kendi ediyorsun. yorumumu Hala söylüyorum diyorsun, ya. Kırmızı ben geçen diyorsun, hafta şu durumu dur. Kırmızılar abi, tamam, yeniliyor abi. Tamam devam hep beni tacı atıyor diyorsunuz ya. Siz burada bir resleşme yaşamak istiyorsunuz. Ben de ona o yüzden cevap veriyorum. Resleşme geçen hafta, ben sana Geçen hafta dört okulmazlığını iki de okulmazlığını ben kırmızı kazanır dedim mi? Evet. Kazandı mı? Ne istiyorsunuz? neyse sen evet. en, son dediğine bak abi dörtte, dörtte tamam, üç yapar dörtte dedin. Tamam dörtte üç yap. Bu, bu son Kemal dediğine tabi sizin Survivor yorumcunuz boyunca. Mustafa Kemal ve Nagihan'ı bir Vallahi Valla ben size bir şey söyleyeyim yani. mi? Almaz mıydı? Bu, sizin Survivor boyunca, boyunca yaptığınız tahminler tuttu mu? Efendim? Siz de devamlı taca çıkıyorsunuz. Ne, ne zaman? Yaptığınız birçok tahminleri çıkıyorsunuz. Maşallah mavi takım beni hiç taca çıkarmadı. Sen maşallah offside. Ee, her tamam, yere girdin siz yani, kaça çıktın. tamam ben hepsi Aa, şey, benim, santraya geldin, tamam hepsi benim. Abi. Mı? Buyurun. Yani oyunla ilgiliyorum olacaktı zaten konunuzla da bağlantılı. Dün akşam bir kırmızı takım yarışmadı, evet bu onların suçudur Sen, Murat abi burada haklı olabilir. Ama senin kırmızı takım alır tahmininde bu bence Nefise, Nagihan ve Mustafa Kemal ile başlayan bir oyun olsaydı 12-9 biter miydi sizce? Bence ya bu kırmızı takıma Messi'yi getirsen yine yani, bir şey olmaz sizde. Yok Murat yani, abi, öyle değil oynamıyorlar ki. abi olmuyor işte. O geliyor Olmuştu olmuyor. Aslında. Mustafa Kemal geliyor olmuyor. olmuyor Yunus Emre geliyor olmuyor. Ali geliyor olmuyor, yani. olmuyor. Veli geliyor olmuyor. Bu işleri bırakın abi icraata bakın. Biz... O gelse ne olur bu gelse ne olur. Ama, Mavi abi, takım şöyle. yine bir anket yapalım. Kadroya Mavi takım %80 de derim. Ötekiler kırmızı %20'dir. Hadi Kadroya dahil. bakarak bir tahmin yapıyoruz. Ne? Kadroda Mustafa Kemal var mı? Var. Nefise var mı? Var. Nagiye var mı? Var. Oyunda varlar mı başta? Yok. Şimdi biz böyle bir tahmin yapmıyoruz. Dolayısıyla ben kırmızı takım, tırnak içinde kırmızı takım olsaydı dün akşamki maçta alırlardı bence. Ama bir şekilde başka sebeplerle olmadılar. Bu da onların hatasıdır. Burada seni kabul ediyorum ama kırmızı takım alır mıydı? Alırdı mavileri bence dün akşam. Evet. Efendim, evet. e, oyun esnasında bir seçme tartışması başlıyor kırmızı takım arasında. Hemen oraya gelelim isterseniz. E, çünkü e, takım kaptanı Nagihan ve Mustafa Kemal... Pardon, takım kaptanı kavgası oluyor. Nagihan ve Mustafa Kemal oynamıyoruz diyorlar, izliyoruz. Buyursunlar Burak abi. Şimdi sarı fırtınanın en son söylediği söze katılıyorum. Ama tabii sarı fırtınaya da geleceğim. Fakat tabii adamında. da iyi dediği bir şey de iyi konuşmak lazım. Son diyor ki o zaman diyor git evine kardeşim diyor. Ne yapıyorsan yap diyor Nağiana. Orada doğru. Sarı fırtınanın söylediğine katılıyorum. Ama Sarı fırtınaya da bakarsak Sarı fırtına sanki survivor'a niye gitmiş? Mahallenin abisi gibi o. Hiç karışmadığı bir şey yok. Girmediği ortam yok. Her şeye gidip karışıyor. Mesela mahallede misket oynarsın ya misketi gelir mahallenin abisi böyle yapar. Evet. Misketi sen yanlış attın. Al sana 3 misket. Al sana 5 misket. Sarı fırtınanın olmadığı bir ortam olmadığı bir diyalog, olmadığı bir yer yok. O her yere girmek istiyor. Her yere girince de tabii ki doğal olarak olayların içinde kendini buluyor. Burada da yine Nagihan'la içine girmiş olayların. Fakat Nagihan'la da dalaşmak, Nagihan'la da çarpışmak hani böyle transatlantiye çarpmış gibi oluyorsun. Nagihan'la çarpışmaya kalkarsan eğer. Sarı Fırtına da burada transatlantiye çarpıyor. Sarı Fırtına ne olduğunu şaşırıyor, ne yaptığını şaşırıyor. Bu yüzden de Nagihan burada Sarı Fırtına'ya diyor ki, çok güzel bir yerden giriyor Nagihan diyor ki, sen diyor madar oldun diyor bu takıma geldin diyor. madar oldun diyor. Doğru da söylüyor madara oldu. Çünkü neden dersen o takımda e, birkaç başarı elde etti. Buraya geldi. Herkes zannetti ki buraya gelip takımı kurtaracak. Sarı Fırtına burada bir anda yok oldu gitti. Yok olunca da tabii ki Mustafa Kemal'e kafayı takmış oldu. Orada problemler yaşamaya başladı. Ve gelelim Nagihan'la e, Mustafa Kemal'e. Biz oynamıyoruz diyor Mustafa Kemal gidiyoruz diyor. Zaten Mustafa Kemal'de piyasada yok herhalde. Mustafa Kemal'i de göremiyoruz. O dediğini yaptı herhalde. Gidiyorum dedi gitti. Nagiyan'a ne yapacağı belli değil. Gitmek isteyen gider abi. Yani Mustafa Kemal ben gitmek istiyorum dedi. Güle güle Mustafa Kemal. Nagiyan da gitmek istiyorum derse ona da güle güle. Herkese güle güle. Yani güle güle diyoruz biz. Demediğimiz yani dur ama stop diyeceğimiz kimse yok. Hepinize güle güle kardeşlerim. Oynamak istemeyen gider, oynamak isteyen kalır. Burada da sonuç olarak yine çok istenmeyen, sevimsiz sevimsiz kavgalar gördük. Bu yüzden de yani izlerken insan rahatsız oluyor bu kavgaları. Buyurun. Nagihan çok başarılı bir kadın yarışmacı ve bence e, hiç ihtiyacı olmayan bir panik içerisinde. Ama ciddi bir panik içerisinde. Şimdi olay kaptan kelimesi egosuyla başlıyor. Yani birbirine espri veya gerçek evet söyle kaptan kimler seçiyor diyor ve Nagihan biz kaptanken bize kaptan denmiyor tarzı bir yani hiç ihtiyacı olmayan ve kendine hiç yakışmayan bir kaptan egosu tartışmasının içinde kendini buluyor. Aslında olay böyle başlıyor. Fakat sonra bütün bu konseyin, bugün ilk yarıda konuştuğumuz her şeyin devamında olan tartışmaların ilk fitili nerede alevleniyor hemen söylüyorum. Bu tartışma anında Yunus Emre'nin sen millete çerçöp derken iyi cümlesiyle. Yunus Emre ne zaman ki e, Nagihan'a sen millete çerçöp derken iyiydi Nagihan diyor. Nagihan o an bütün olaya ayıp seni de mi doldurdular Yunus Emre? İşte bu çerçepe takılan Aleyna'nın Yunus Emre ile bu konu üzerine konuştuğunu ve Yunus Emre'nin Aleyna'yı haklı bulduğunu gören Nagihan orada gemileri yakıyor. Aa, bizim takımda bir yılan var, anakonda var. Herkesi bu kadın dolduruyor. O an artık o öfkeyle işte kendi egosuna yenik düştüğü an ben siz burası bir hiç, ben vazgeçilmezim. Ben siz bu takım oyunda alamaz psikolojisiyle en büyük silahı ne Nagihan'ın? Hadi bensiz kazanın. Silahını vuruyor. Yetmiyor. Burada artık güldüm. Mustafa Kemal de oynamıyor. Yani orada bir önden yürü Nagihan arkandan geliyoruz diyen Mustafa Kemal ve nefise kişisi var. Çıkma kız kelimesi var. Senin az önce beni güldürerek uyandırdın. Yani inanamadım. Nagihan orada artık bütün... Akşamki konseyin kavgasının fitilin alevlendiği yer Yunus Emre'nin Alena tarafından doldurulduğu... ...Alenaya hak verildiğini gören Nagia'nın kendi silahıyla, en güçlü silahıyla... ...kendi performansını takımdan çekmekle takımı vurması, yettirmemesi bunu... ...artık e, öfkesine ve sinirine ve tatmin olmayışı. Mustafa Kemal de oynamıyor. Nefise çıkma kız komutasıyla oyunu bırakan bir üçlü. Çok kötü gözüktü. Yunus Emre'nin dediğine katılıyorum. E, sen burada olmasan senin yerinde olacak bir sürü insan var... Git o zaman evine onlar gelsin. Biz oynamak isteyen, oyunda olan yarışmacıları izliyoruz. Tekrar söyleyelim, seyircilerimize de hatırlatalım. Dün İhsan bahsetmişti. Doktor oynayamaz, raporu vermediği sürece yarışmacıların yükümlülüğüdür oynamak. Oraya o yüzden gidiyorlar. Survivor bir oyun platformu çünkü. Buyurun. Oynamazlarsa kaç tarafı hakkı verirler. Şöyle ki Nagihan haklı çıktı. Aleyna başta erkekler olmak üzere herkesi dolduruşa getiriyor. Ve Alena'nın da gözüküyor. Bak ne oldu? takımın en önemli erkek oyuncularından biri olan Mustafa Kemal'i dolduruşa getirdi ve Mustafa Kemal oynamadı. Kim yaptı bunu? Aleyna yaptı değil mi? Yok Nagihan yaptı. Gözümüzün önünde adamı dolduruşa getirdi. Oynamıyoruz dedi. Çıkın dedi. Nefise döndü. Çık kız sen de dedi. Ya bir kere zaten Mustafa Kemal'in <laughs> nefisin üstünü acayip çiziyorum. Evet çok kötü. Yani siz bir kere o pozisyona kendinizi nasıl sokuyorsunuz? Yani sen oraya gelmişsin server şampiyon olmaya değil mi? Sen biri şampiyon olarak gelmiş. Biri de kalkmış Almanya'dan takıma şampiyon olmak için, destek vermek için gelmiş, uçaklara binmiş, çoluğun çocuğunu bırakmış. Orada Nagen Karadere diye bir kadın var. Arada deliriyor. Tamam. Diyor ki Mustafa geldi. Oynamıyorsun. Tamam oynamıyorum diyor. Nefise de çık kız sen de oynamıyorsun. Tamam abla diyor. O da oynamıyor. Ha? Siz ondan sonra da şey olacaksınız. Böyle halkın gözdesi olacaksınız öyle mi? Yani çok sevecekler sizi. Ben böyle bir insanların çok seveceğini düşünmüyorum. Nargen'i seversin mesela bu pozisyonda. Nargen dersin ki yönetiyor. En azından dedi dedik dersin mesela. Ama Nefise ile Mustafa Kemal'e ekstra üzüldüm ve ayıpladım. Yani bunu kendinize yaptırmamanız lazım arkadaşlar. Bir kere yani e, çok yanlış. Yani yanlış olmasını anlatmaya gerek yok zaten. Zaten konunun çıkış nedeni de ne biliyor musun? Konunun çıkış nedeni de yok aslında. Kaptandı bilmem neydi. Oraya zaten gelmiş Nagihan. Bir şey olsa da bir olay çıkarsam da oynamasak. Çünkü dediği gibi en büyük tehdit ne? İyi oyuncularız. Takımın Ağır yükü bizde. Biz oynamazsak bu takım kaybeder. Ben de buradan vururum bunları. Eyvallah. Sen takıma ceza vermek istiyorsun da bize niye ceza veriyorsun kardeşim? Biz seyirciyiz ya. Biz bir mücadele izlemek istiyoruz. Acun abiler prodüksiyon olarak iki takımı dengelemeye çalışıyorlar. Dengeleyip bir mücadele ortaya koymaya çalışıyorlar. Ha orada Nagihan var bir de Nefise'yi geçirelim diyorlar. Oraya bir de Mustafa Kemal Kurt'u getirelim diyorlar. Ancak böyle mücadele olur. Biz seyir zevki istiyoruz. Sonuçta bir televizyon programının içerisinde izliyorlar. Doğru mu? Sen ne yapıyorsun? Prodüksiyonun yaptığını sen mahvediyorsun. Transfer olan Mustafa Kemal'i oynatmamaya kalkıyorsun. Transfer olan Nefise'yi oynatmamaya kalkıyorsun. Kendin zaten bir güçsün oynatmamaya kalkıyorsun. Niye? Mustafa Kemal yazıldı diye. Ya Mustafa Kemal yazıldı kardeşim. E sen de Yunus Emre'yi yazdın. Mustafa Kemal'in adı yok. <laughs> Yunus Emre de yazılmayacak adam o zaman. Yani bak bir daha söyleyeyim. Bozok veya Ersin veya Sercan dururken Mustafa Kemal yazılmadı ki kardeşim. %66 ile yarışıyor mu Yunus Emre. %70 ile yarışıyor Mustafa Kemal. E tamam. Sen Mustafa Kemal yazılmasın, iyiler yazılmasın dediğin gün Yunus Emre yazdın. O zaman ne oldu? E aynı şey. Ona göre de o iyidir. Yani bu tercihler için ne oluyor siz gemileri yakıyorsunuz? Biz oynamıyoruz, iyiler çıksın görelim de şöyle olsun da böyle olsun da. Belki de Mustafa Kemal'in Survivor hayatını bitirdin sen şu an. Nerede Mustafa Kemal? Dün akşam konseyde var mıydı? Nerede? Belki uçakta. Belki şu an Almanya'ya dönüyor çocuğunu yana. Sen niye onun vebaline giriyorsun? Mustafa Kemal'i ayrı eleştiriyorum zaten de. Şimdi agen olarak söylüyorum. Sen niye bir başkasının Survivor hayatıyla oynuyorsun? Anladım sen prodüksiyonun, Acun Medya'nın, TV8'in programıyla ilgili ayarları bozmaya çalışıyorsun. Anladım. Rakip bozacağım ayağına. Sen niye bir başkasının vebaline giriyorsun kardeşim? Sevgili Nagihan. Niye yapıyorsun bunu ya? Yani çok garip geliyor bana. Şimdi Mustafa Kemal ile ilgili ne oldu? Ne karar açıklanacak bilmiyorum. Dün akşam konseyde yoktu. Bir oylama vardı ve Mustafa Kemal oy kullanmadı. Evet. Ben görmüyorum. Turabi'yi görmüyorum. Sağlık nedenleri. Mustafa Kemal sağlık nedenleri mi? Hayır hiçbir şey denmedi. Mustafa Kemal gidiyorum dedi oynamayacağım dedi gitti. E gitti işte nereye gidiyorsun kardeşim sen ya? Sen bana niye o zaman 150 tane mesaj attın Mustafa Kemal? Yani sen bana abi ben girmek istiyorum ne olur beni de düşünün. Beni hatırlayın beni unutmayın beni söyle abi ekibe. Niye ben sana aracı oldum sevgili Mustafa Kemal Kurt? Sen yarın öbür gün orada Nagihan dedi diye oynama diye mi? Alt üstü Ersin'le Sercan'la potaya çıkacaksın diye korkuyorsun diye mi? Yani o kadar garip geliyor ki bu bana. Vallahi billahi yani aracı oluyorum bazı şeylerde de. Ben bir de burada özel bir şeyden de bahsetmiş oldum yani. Kusura bakmayın ama yani Mustafa Kemal yalvardı ya çocuk girmek için. Ve bence orada olmayı hak ediyor. Hak ediyor da bu şekilde değil ya. Bu şekilde değil. Seni adamlar yani ben de sana güvendim. Acun medya etkilileri de sana güvendi. Seni oraya gönderdiler. Sen de başarılısın. Hakkını da verdin bu ana kadar. Ama bir kadın çıldırdı veya bir şeyleri kızdı diye sen orada yarışmayı bırakamazsın kardeşim. Yok ya diyeceksin. Hatta orada şunu yapması lazım ya. Nagihan tamam sakin ol. Boş ver biz oyunumuzu oynayalım. Biz haklıyız. Biz zaten davamızda haklıyız. Gel oynayalım desin. Şunu yapsın. Biz de neyi konuşalım biliyor musun burada? Ya bu Aleyna çok olmuyor mu arkadaşlar diyelim. Ya bu Aleyna aslında başka kışkırtmıyor mu takımı diyelim. Ya bu Aleyna şunu bunu yapmıyor mu diyelim. Ne? Biz bunları konuşalım. Niye konuşamıyoruz? Çünkü sizin hatalarınız yüzünden konuşamıyoruz. Çünkü siz yanlış yapıyorsunuz. Sonra fanlar yazıyor. Ne yoksa ben yokum. Nefis yoksa ben yokum. Bilmem ne yoksa ben yokum. Fanlar yazar. Fanlar yazınca öyle oluyor zaten. O orada olmayı hak ediyor. Bu burada olmayı hak ediyor. Böyle mi hak ediyor? O zaman sizin bir tane çocuğunuz veya bir tane ablanız veya bir tane yakınınız orada olsun. Nagen onu ittirsin, kaktırsın. Bir şeyler söylesin. o zaman bir de empati yapın. Biraz düşünün nasıl olacak? Nasıl olacak? O zaman Nagihan da mı, yine haklı mı diyeceksin? Nagihan benim abimi ittirdi. Benim abime acayip sözler söyledi. Ama çok haklı. Öyle mi diyeceksin bir fan olarak? Veya bir ablana bir şey yapsa. Yani o yüzden de böyle konularda objektif olmak lazım. Ortada ben gördüğümü yorumluyorum arkadaşım. Ben gördüğüm şeyi yorumluyorum. Gördüğüm şeyde Mustafa Kemal, Nefise, Nagihan. Yine hatalılar. Yine hatalar, yine hatalılar. Tabii şimdi bu Survivor'da çok yaşadığımız durumlardan bir tanesi yarışmacıların oyunda oynamama isteği. Şimdi bazı yarışmacılar var. Bunları karakter olarak nasıl nitelendiririz bilmiyorum ama bugün Nagihan ve Mustafa Kemal, Kemal gibi tepki vermiyorlar. Oyuna çıkıyorlar ama oyunu kazanmak istemiyorlar. Şimdi ben bu zamana kadar böyle çok yarış gördüm. Ki Survivor'da zaten yapı gereği çıktığın her mücadeleyi kesinlikle kazanmak isteyeceğin bir platform değil. Çünkü olaylar bazen öyle bir seyir alıyor ki bugün ben kaybetsem benim için daha iyi olur diyeceğim bir pozisyon oluyor. Şimdi Nagi Hanım ve Mustafa Kemal'in tema ile ilgili serzenişlerini haklı bulmakla beraber yaptığı eylem tabii ki çok yanlış. Çünkü işleyişi bozan, devamlılığa balta vuran, sonuç itibariyle bunu bir yani dizi gibi de düşünebilirsiniz. O oyun oraya yapılacak. İnsanlar orada emek veriyor. O oyun oynanacak, bitecek. Ha, Nagihan veya Mustafa Kemal çıkıp oyunu mu bıraksaydı? Bu da konuşulabilir, tartışılabilir. Bu noktada da ben yarışmacıların yine dürüst olmasından yanayım. Çünkü ben birçok yarışmacıyı gördüm ki bu oyunu asılacağız deyip aslında oyunu bıraktığını. Ee, hala da yapılıyor ama Mustafa Kemal veya Nagiye şunu söyleyebilir arkadaşlar ben bugün oyuna çıkacağım ama benden maksimum verim vermemi de beklemeyin diyebilir antrenman yapıyormuş gibi oynayacağım diyebilir ben bu takıma en çok fayda sağlıyorum ama siz beni yazıyorsunuz benim bugün içimden sizin için mücadele etmek gelmiyor diyebilir ama işleyişi bozmasını ben de yanlış bulduğumu Söylemek Ama isterim. Ama sana katılmadığım bir konu var. Bu ilk defa yazılan güçlü yarışmacı değil Mustafa Kemal bu takımda. Ve daha önce bu protestoları görmedik. Ersin varken, Ersin opsiyonken, yani onun ismi yazılabiliyorken bile kimler yazıldı? Özgür bu sezon eğer SMS sezonu olsaydı Mustafa Kemal'in bu kadar belki panik olmasını ve e, ben potaya nasıl girerim bu kadar güçlüyken demesini algılayabilirdim. Ama Murat abi de galiba sen söyledin. Çıkarsın. Ortada karşına gelecek zayıf yarışmacıyı elersin zaten. Mustafa Kemal Baris performansının iyi olduğunu biliyorsun. Özgür gibi yaparsın. Bu sezon performans sezonu. O yüzden bu sezonda bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Hani hakkı mıdır küsmek? Normalde dediğim gibi olsaydı evet ama şu an ne ilksin ne son olacaksın. Dahaken o zaman zamanda turabiye niye bu kadar e, protestolar yapılmadı? Yani dolayısıyla ben biraz e, çifte standart olduğunu gördüm bu protestonun. Eğer hep yapsalardı tamam kabul ederim. SMS olsaydı bir tık daha yine kabul ederim. Mustafa Kemal bakın SMS olsaydı çok riskli olurdu. Çok sessiz geldi. Ee, yanlış bir şeyler yaşandı. Yani onun haklı olan haksız bulan birçok insan oldu. O zaman belki geleceği daha tehlikeli olabilir. Şu an ben baktığım zaman Mustafa Kemal düelloda olası rakiplerinden çok güçlü görüyorum. Yani bunun bu protestonun yeri ve zamanı bu sezon şu an bugün değildi. Ama ben zaten protestoyu haklı bulmadım ki. Hayır ama dedin ya acaba çık yani madem küsmüş çıkıp yani, da kaybetse mıydı? Hayır çıkıp kazanacak. Çıkıp kazanacak diye bir kural yok. Hayır, hiç i̇stemeli bir ama için. performans sezonu Onun olduğu isteği, için istemeyeceğini istemeli. istemeyeceğini de biz bilemeyiz. Şimdi o yarışmacının orada neler yaşadığını biz bilmiyoruz. Küsmüş yani, için bir sebep yok gibi geliyor yani. Ben de zaten bu arada geçen gün Mustafa Kemal'in zaten hiç olmadığı en kötü ihtimalle <laughs> bir buçuk ay daha bu Survivor'da olacağını matematiksel olarak ortaya çıkarttık. Yani tabii ki hani yarınımızın ne olacağını bilmiyoruz sonuç itibariyle ama ben protestoyu doğru bulmuyorum. Sadece yarışmacının istekle oynayıp oynama noktasında o yarışmacının kendi tercihidir. O noktada biz bir şey söyleyemeyiz. Ha Yunus Emre kısmına geleceğim. Yani yazmayı, şöyle... Özgür'ü yazmış bir takımdan bahsediyor. Nagihan'a şöyle hak da... veriyorum Yunus Emre kısmında. Yunus Emre Nagihan'ı iğneliyor. Kaptan diyor ve o kaptan kelimesinin altında başka bir şey yatıyor. Yunus Emre safi yani bir şekilde Sercan Ölüm kaptan demiyor. Aslında Nagihan demek istiyor ki ben seni takmıyorum demek istiyor. Nagihan onu anlıyor. Oradan olayı alevlendiriyor zaten. Yunus Emre'nin Bak normalde Nagihan'a bakın herkese çok sert gider. Yunus Emre'ye hiç sert gitmedi. Bu kadar olay yaşanmasına rağmen Refise de Yunus Emre'ye sert gitmedi. Aslında çocuğu seviyorlar. Yunus Emre bu arada kadınları sevmeyeceği bir tip değil. Hani onlarla sohbet eden, muhabbet eden bir adam ve çok ters davranacak bir adam da değil. Ya, ortada karşı. zaten o yüzden çekememezlik var işte bence zaten. Ee, böyle bir insan olmadığı için tarafını Aleyna Kalaycıoğlu'ndan yana kullandığını görünce Yunus Emre'nin o zaman Nagihan duruma tepki veriyor ve olay bu noktaya geliyor. Bana sorarsan Yunus Emre'nin burada yaptığı davranışı Nagihan'a karşı olan davranışını ben yanlış yorumluyorum. Nagihan'ın Yunus Emre tarafından bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Yunus Emre'ye orada gerekli şans ve gerekli destek bütün yarışmacılar tarafından verildi. Yunus Emre orada maalesef ne yaptıysa kendi kendine yaptı. Yani Yunus Emre geldiğinde de bu arada kırmızı takımda performansı iyiydi. Son zamanlarda kendi performansını aşağı çekti. Dört maça çıkıyor. Bir tanesini bile kazanamıyor. Otursun kendi düşünsün. Nagihan'la veya bunun başka yarışmacılarla hiçbir alakası yok. Tamamen Yunus Emre'nin kendiyle alakalı bir problemdir. Zehirlendi diyorsun o zaman sen de. Ne olduğunu bilmiyorum. Dönsün kendine baksın. Aynaya baksın yani. Nagihan olan tutumu konusunda. Nagihan olan tutumu konusunda bence Yunus Emre hatalı. Nagihan'a yanlış davranıyor. Da, bence de. Efendim Survivor X'e kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Evet efendim Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyoruz. Selam Fas'ına geçmiş buluyoruz. Buyursunlar Murat abiciğim. Efendim bizi izleyen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Antalya Kemer'den Mazlum Taş ve Bayram Güven'e selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere efendim. Bizi izleyen herkese teşekkürler. Bugün benim en değerli seyircim, en kadim seyircim anneannemin doğum günü. Anneanneciğim seni çok seviyorum. Evet anneanne. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki sen benim anneannemsin. Emel ben anneciğim biz de burada ellerinizden öpüyoruz, selamlarımızı iletelim. Allah sağlıklı, saatli ömür nasip etsin ailenize. Ben artık çok yakın olmasam da sizin ailenizden bir üye gibi kendimi <laughs> bir hissediyorum. Bir kuzen sayılırsın. Evet öyle. Ailenizden o sıcaklığı alıyorum, aynı sıcaklığı benden size gelsin efendim diyorum. Survivor Extra'nın bugünlük sonuna geldik. Yarın yarın pardon. Yarın 14 çift 14 çift sıfırda sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.